Evet Berk, buyur. Dinliyoruz. Evet. Herkese merhabalar. Öncelikle ben de Cem Bey'e teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmama bu şekilde vesile olduğu için. Babamdan arada bu toplantıları duyuyordum. Dolayısıyla şimdi konuşmacı davet edildiğim için de çok müteşekkirim. Yani kendimi zaten uzun uzun tanıtmayacağım. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim. Eylül 2015'ten beri Bilkent'te çalışıyorum. Onun öncesinde Cornell Üniversitesi'nde doktoramı yapmıştım. Bugün size aslında Türkiye'deki son 10 senede gerçekleşmiş olan rejim değişikliğinin bir fotoğrafını çekeceğim. Yani o rejim değişikliğinin ne yönde gittiğini ve neden gerçekleştiğini ve bu içine düştüğümüz otoriter yönetim şeklinden nasıl çıkabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Bu aslında biraz benim akademik çalışmalarıma paralel giden bir konu. Yani ben yaklaşık 5 senedir, yani Türkiye'ye döndüğümden beri AKP yönetimini işte ve bu yönetimin Türkiye'de yarattığı rejim değişikliğini inceliyorum. Ben dolayısıyla size biraz bu konuda yaklaşık 45 dakikalık bir sunum yapacağım. Takibi daha kolay olması açısından slaytlar hazırladım. Genelde yani derslerde de anlatırken öğrenciler görsel bir materyali daha tercih ediyorlar. Çünkü kuru bir anlatım 15-20 dakika geçtikten sonra biraz anlamını yitirebiliyor. Bugün zaten başlıktan da göreceksiniz. Ağırlıklı olarak Türkiye'deki otoriter yönetimden bahsedeceğim ve bu otoriterleşmenin temel faktörü politik ekonomik nedenlerden oluştuğu için Türkiye'deki otoriterleşmenin siyasal iktisadını konuşmak istiyorum sizinle. Freedom House'u bilmiyorum, hiç duymuş musunuz? Bir akademik örgüttür, bir akademik teşkilattır ve 1940'lardan beri dünya genelinde demokratik rejimlerin durumunu inceleyen bir kuruluştur. Bu derneğin en önemli yaptığı işlerden biri her sene dünya genelinde her ülkedeki politik hakların ve sivil özgürlüklerin ne şekilde değiştiğini inceler. Şimdi burada bu slaytta göreceğiniz tablo 2016 yılında Freedom House'un bir raporundan alındı. Ve gördüğünüz gibi 2016 yılı içinde demokratik seviyesi, yani politik hakları ve sivil özgürlükler açısından o sene içinde en çok geriye giden ülke Türkiye. -15'te şurada en tepede göreceksiniz. Yani dünya genelinde göreceli bir karşılaşma yaptığımız zaman 2016 yılında Türkiye'den daha fazla otoriterleşmiş bir ülke yok. Şimdi 2016 yılı tabii takdir edersiniz ki bir başarısız darbe teşebbüsünün olduğu sene ve tabii onun arkasından da ciddi sayıda işten çıkarma, hapse atma ve belli basın kuruluşlarına ciddi baskının yaşandığı bir sene. Dolayısıyla belki 2016'nın çok istisnai bir sene olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yine aynı kuruluşun senelik yaptığı değerlendirmeden hani son 10 seneye baktığımız zaman Türkiye, bunu 2018 yılındaki rapordan aldım. Yani 2018 ile 2008 yılları arasında o son 10 senelik periyotta dünya genelinde demokratik sistemi en çok geriye gitmiş ülke Türkiye. Şimdi bu şu demek değil, dünyanın en otoriter ülkesi Türkiye değil. Mesela işte Kuzey Kore 2008 yılında da totaliter bir rejime sahip, 2018 yılında da totaliter bir rejime sahip. Dolayısıyla ciddi bir gerileme yok. Ama tabii son derece otoriter bir sistem. Türkiye 2008 yılında nispeten demokratik bir çizgiden 2018 yılında hayli otoriter bir çizgiye yöneldi. Zaten o nedenle dünya genelinde bu 10 senelik periyoda baktığımız zaman Türkiye'den daha fazla otoriterleşmiş bir ülke yok. Yani Türkiye gördüğünüz gibi en yukarı sırada yer alıyor. Türkiye'ye yakın oranda demokratik gerileme yaşamış ülkelerin çoğu işte Mali gibi askeri darbe yaşayan ya da işte Central African Republic gibi çok ciddi iç karışıklıklara sahip olan ülkeler. Yani dolayısıyla Türkiye bu açıdan çok kaygı verici bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi burada ben Türkiye ile birlikte özellikle iki ülkeden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu iki ülkeyi dikkatinize getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğünüz gibi Venezuela. Yani Türkiye'nin -34 olduğu bir dönemde Venezuela'da da -21'lik bir gerileme var. Ve aynı şekilde Macaristan'da -20'de. Şimdi bu üç ülke aslında aynı rejim kategorisine gören ülkeler. Yani aslında Türkiye dünyada yalnız değil. Türkiye, Macaristan, Venezuela, hatta Filipinler, Hindistan, belki Trump'ı bile söyleyebiliriz burada. Son dönemde bu ülkelerde gördüğümüz şey, popülist bir lider,
toplumun o zamana kadar dışlandığını iddia ettiği bir grubu seçimlerde mobilize ederek, yani harekete geçirerek seçim kazanıp akabinde iktidara geldikten sonra giderek artan oranda denge ve denetleme kurumlarını devreden çıkaran, özellikle parlamentoyu işlevsiz hale getiren, kamu bürokrasisini partizan bir şekilde yöneten bir çizgiye geçiyorlar. Ve bu da ülkede yavaş yavaş bir otoriterleşmeye getiriyor. Bunu yaparken bu liderler, dediğim gibi Türkiye tek örnek değil ama Türkiye'de bunu çok ciddi bir oranda görüyoruz. Popülist bir diskur üstünden toplumu ikiye bölüp, ikiye ayırıp, kutuplaştırıp bu uygulamalarını kendi seçmenlerine onaylatabiliyorlar. Ve dolayısıyla ilk seçimi kazandıktan sonraki dönemde de giderek seçim kazanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de biz popülist bir otoriterleşmenin yaşandığını görüyoruz. Şimdi bu size söylediğim tablodaki -34'ün biraz daha fikir vermesi açısından senelere yayılmış bir kategorizasyonunu sizinle paylaşmak istiyorum. 2002 yılının Kasım ayında AKP geldi. Dolayısıyla ben 2003'ten alarak, yani 2003'ten yaklaşık 2018'e kadar Türkiye'de politik hakların ve sivil özgürlüklerin ne şekilde değiştiğini bu tabloda gösteriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sivil haklar açısından aslında 2003 yılıyla 2006 yılı, hatta 2005 yılı arasında ciddi bir ilerleme var. Bu aslında 2002'de AKP iktidara geldiğinde zaten AB ile bir müzakere süreci daha başlamamıştı ama Türkiye tarih almaya çalışıyordu. Ecevit'in başbakan olduğu koalisyon hükümeti zaten belli reform tasarılarını meclise göndermişti. Kimisini 2002 yazında geçirmişti. AKP biraz hazır bir tablo üstünden bu reform çizgisini devam ettirdi 2005 yılına kadar. Burada tabii 2005 yılının kritik önemi Türkiye AB ile bir üyelik müzakeresine başladığı tarih. Politik haklı, fakat 2005 yılından sonra birkaç sene stabil bir tablo var. Yani 38'den 37'ye düşüyor, arkadan 36'ya düşüyor. Fakat 2010 referandumuna kadar hala Türkiye'de sivil hakların nispeten belli bir çizgide gittiğini görüyoruz. Fakat 2010 referandumu sonrasında giderek artan hızda bir düşüş var. 2016 darbesinden sonra da gördüğünüz gibi tepe taklak bir aşağı gidiş var. Politik haklar açısından da benzer bir durum geçerli. Yani aslında AKP'nin ilk iki döneminde çok ciddi bir ilerleme olmasa bile nispeten görece bazı iyileştirmeler var. Fakat 2010 yılı sonrasında önce bir duraklama, arkadan da 2015 seçimi sonrasında burada gördüğünüz gibi tepe taklak bir gidişat var. Aslında ben iktisatçı değilim fakat iktisadi indikatörleri de sizinle paylaşsaydım büyük bir ihtimalle aşağı yukarı bu şekilde olacaktı. Bir tek tabii orada 2009 krizinde Türk ekonomisi ciddi bir gerileme yaşadı. Şimdi bu akademik literatür üstünden Pardon Berk, araya girebilir miyim? Tabii, buyurun. Bu ekranı bir rica var, tam boyuta getirebilir miyiz diye. O zaman bizler ortadan çıkacağız, onu yapma daha iyi görürüz diye. Bunu yapabiliyor muyuz? Ben yapamıyorum. View options'dan ben yapamıyorum. Mehmet, sen biliyor musun onu? Şöyle aşağıda Berk Bey, aşağıda şey var, slide'ı bir kare altında böyle bir çizgi var. Ona basarsanız olur. Bakın sağda, sağa bir gidin, biraz daha sağa, sağa. En sağda, sesin solunda hemen. Sesin solu olması lazım. Böyle yapsam olur mu, görünüyor mu? Tamam, bu herhalde daha iyi değil mi Rint? Evet. Evet, bu daha büyük, doğru. Tamam. Şimdi bu tablo üstünden Türk siyasetine baktığımız zaman aslında akademik türle çakışan, yani bizi soru sormaya yönelten bir tablo var. Şimdi 2000'li yıllarda aslında Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomik büyüme gerçekleşti. Ortalama gelir seviyesi üstünden baktığımız zaman en azından 2002'ye nazaran daha bir ileriye gitme var. Sivil toplum AB ile entegrasyon süreci üstünden aslında çok güçlendi. Bunu Gezi protestoları sırasında da gördük. Yine Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında nispeten gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip ve tabii bu süreç içinde Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere sürecini yürütüyordu.
Şimdi bu faktörlerin hepsi, yani 2000'li yıllarda gerçekleşmiş faktörlerin hepsi Türkiye'nin aslında olduğundan daha demokratik bir seviyeye gelmesi beklentisini bizde uyandırıyordu. Yani zenginleşen, daha müreffeh hale gelen, ortalama gelir seviyesi yükselen, sivil toplum imkanları artan, piyasa ekonomisine sahip, Batı ile entegrasyonunu ilerleten, AB ile müzakere sürecini götüren, hatta orduyu belli oranda iç siyasetin içinden çıkaran bir ülkede demokratikleşmenin gerçekleşmesini beklerdik. Fakat Türkiye'de olan şey, yani Türkiye 2010'lu yılların demokratik anlamda en kötü performans gösteren ülkesi. Dolayısıyla ben akademik çalışmalarımda bunun neden gerçekleştiğini anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu çok ciddi bir soru. Yani elimizdeki akademik külliyattan bakarak Türkiye örneğini ciddi anlamda açıklayamıyoruz. Şimdi Türkiye'deki rejimin adını doğru koymak gerekirse ben Türkiye'de 2015 yılından başlayarak rekabetçi otoriter bir düzen olduğunu iddia ediyorum. Şimdi dünya genelinde birçok ülkede otoriter rejimler var. Fakat bu otoriter rejimler aynı seviye baskıya sahip değil. Yani şimdi mesela bir tarafta otoriter rejimlerin en ucunda işte Sovyet Rusya'sı gibi, Mao Çin'i gibi, günümüzün Kuzey Kore'si gibi totaliter rejimler var. Şimdi burada yani hiçbir şekilde devlet basını dışında hiçbir basın aygıtı yok, seçimler yapılmıyor, muhalefetin zaten esamesi bile okunmuyor ve tek parti yönetimi var. Şimdi bir tarafta totaliter rejimler var. Bazı ülkelerde kapalı monarşik rejimler var. Mesela Körfez ülkelerini düşünün, özellikle Suudi Arabistan'ı. Bazı ülkelerde askeri yönetimler var. Mesela Türkiye'de 12 Eylül rejimini düşünün veya Şili'de Pinochet yönetimini düşünün 70'li yıllarda. Askeri yönetimlerde de seçim yapılmaz, muhalefete çok fazla ses hakkı tanınmaz. Dolayısıyla çok kapalı bir yönetim vardır. Şimdi Türkiye'deki otoriter yapı bu kadar kötü değil. Yani daha o noktaya gelmedik. Türkiye'de bizim gördüğümüz şey seçimsel bir otokratik sistem. Ve ben bunu rekabetçi otoriter olarak nitelendiriyorum. Buradaki rekabetçi ifadesi piyasa ekonomisinden falan aldığım bir kelime değil aslında. Bu kavram iki Amerikalı siyaset bilimcinin bulduğu kavram. Buradaki benim iddiam şu. Türkiye'de düzenli olarak seçimler yapıldığı, muhalefet hiçbir siyasi partiyi yasaklamadığı, iktidar meşru şekilde ancak seçim yoluyla el değiştirebildiği ve bu seçimlerde de muhalefetin belli oranda kazanma şansı olduğu için Türkiye hala rekabetçi bir yapıya sahip. İşte 2015 yılındaki Haziran parlamento seçimini düşünün. AKP parlamentoda çoğunluğunu kaybetti. 2018 yılında yine Haziran ayında yapılmış parlamento seçimini düşünürsek aynı şekilde AKP ucu ucuna da olsa çoğunluğunu kaybetti. 2019 yılında yerel seçimlerde AKP 6 büyük şehrin 5'inde yönetimi, belediye başkanlığını kaybetti. Ve günümüzde de oy oranı giderek azalıyor. Dolayısıyla burada totaliter bir yapı yok. Hala seçim yapılıyor ve seçimde muhalefet belli oranda bir rekabet gösterebiliyor. Peki ben buna niye otoriter diyorum o zaman? Yani bunun çoğunlukçu bir demokratik sistemden ne farkı var? O da şu. Türkiye'de iktidar partisi kamu kaynaklarını o kadar partizanca kullanarak kendisine avantaj sağlıyor ki artık iktidarla muhalefet arasında yarışma koşulları adil değil. Yani seçim kampanyasına siz girdiğiniz zaman muhalefet olarak sizin oyun sahanız, kampanya yapma olanaklarınız çok kısıtlı. Dolayısıyla iktidarla muhalefet arasında eşit olmayan şartlarda bir rekabet yürütülüyor ve devlet mekanizması, devlet aparatı, işte bürokrasi, muhalefetin sivil toplumdan basına, üniversitelerden iş dünyasına kadar sandığın dışındaki her alanda manevra kabiliyetini azaltıyor. Dolayısıyla böyle bir sistemi artık demokratik olarak kabul etmek mümkün değil. Size yani buna futboldan bir örnek vermek gerekirse iki tane futbol takımı düşünün. Bir takımın 14 oyuncusu var, diğer takımın 8 oyuncusu var. Ve hakem 14 kişilik takıma hep takdir hakkını kullanarak o takımın kazanması için kararlar veriyor. Ve seyirciler 14 kişilik takımı destekliyor. Şimdi böyle bir maçta 8 kişilik takım birkaç defa maç yapılsa çoğunu kaybeder. Fakat hala kağıt üstünde kazanma şansı var. Ve o 8 oyuncunun çok iyi maç yaptığı bir gün o maçı 8 kişilik takımda kazanabilir.
Yani dolayısıyla Türkiye'deki iktidar muhalefet ilişkilerini biraz bunun üstünden okuyabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de ben rekabetçi otoriter bir yapının son 5 senede hüküm sürdüğünü düşünüyorum. Yani böyle bir akademik iddiam var. Şimdi rekabetçi otoriterliğin 3 tane kriteri var. 3 tane önemli kriteri var ve Türkiye'de bu üçünün de gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun bir tanesi temel hakların ihlali. Bunu çok daha detaylandırmak mümkün ve birazdan söyleyeceğim. İkincisi adil olmayan siyasi alan. Yani biz bunu işte İngilizce'de uneven playing field diyoruz. Yani iktidarla muhalefet arasındaki siyasi alanın iktidar lehine adaletsiz bir hale gelmesi. Ve tabii üçüncüsü adaletsiz seçimler. Şimdi tek tek bu üç kriterin üstünden geçmek istiyorum. Ve zaten verdiğim örneklerden Türkiye'de bu sürecin 2010'lu yıllarda giderek hızlanarak gerçekleştiğini siz de anımsayacaksınızdır. Bunun bir tanesi tabii bilgiye erişim. İşte medya sektöründeki tasfiyeler, belli medya kuruluşların iktidar yanlısı iş adamlarının eline geçmesi, sistematik olarak kullanılan yayın yasakları, sosyal medya baskı, sosyal medya üstünden açılan hakaret davaları ve hatta bazı muhalif isimlerin hapse atılması, hükümete muhalif olan akademisyenlerin, gazetecilerin, gazetecilere yöneltilen baskı, STK'ların kapatılması, toplantı ve gösteri hakları üstünden protestolara getirilen kısmi yasaklar ya da daha geniş yasaklar, kapsamlı güvenlik önlemleri, kısıtlamaları üstünden Türkiye'de 2010'lu yıllarda giderek daha kötüye giden bir süreç var. Aslında burada sanırım ilk kötü işaretler AKP'nin ilk döneminin sonunda başladı. Mesela ben burada dönemeç noktası olarak, yani önemli bir kritik nokta olarak 2007 yılında Sabah Gazetesi'nin iktidar eliyle, baskıyla o zamanki biraz daha muhalif bir iş adamının elinden alınıp Çalık grubuna verilmesini bir dönemeç noktası olarak görüyorum. Yine aynı şekilde ifade özgürlüğü açısından ve hukuk sürecinin politize olması açısından Balyoz ve Ergenekon davaları çok kritik bir dönemeç noktasıdır. Yani 2008-2009'dan başlayarak Türkiye'de muhalefetin kriminalize edildiğini ve yargı tarafından hedef noktasına getirildiğini görüyoruz. Ve tabii toplantı ve gösteri hakları açısından gezi protestoları çok ciddi bir kırılma noktasıdır. Gezi protestolarına kadar da protestolara belli yasaklar getiriliyordu. Mesela 2009 yılında tekel işçilerinin özelleştirme karşıtı protestolarına Ankara'da polis şiddeti kullanılmıştı. Yine aynı şekilde sol gruplara, Kürtlere karşı zaten her daim uzun süredir devam eden çeşitli yasak ve baskılar vardı. Fakat gezi protestolarına hükümetin kullandığı şiddet politikası sonrasında artık bu toplantı ve gösteri haklarına getirilen yasakların, kısıtlamaların çok daha sistematik bir hale geldiğini ve ülke genelinde, yani ülke nezdinde genelleştirildiğini görüyoruz. Bu birinci kriter ve AKP bunu fazlasıyla, AKP yönetimi bu kriteri sağlıyor. İkincisi oyun sahasındaki eşitsizlik, yani uneven playing field dediğimiz şey. Bunun bir tanesi partizan devlet kurumları. Yani bugün artık bürokraside bir şekilde AKP'nin ve özellikle de Erdoğan'ın onayından geçmemiş, onu desteklemeyen bir bürokratın ayakta kalması mümkün değil. Tabii ne yazık ki bunun için artık yargı sektörünü de katabiliyoruz. İkincisi biraz önce örnek vermiştim, medyaya eşit olmayan erişim. Yani siz eğer bir muhalefet partisinden bir siyasetçiyseniz veya iktidarı eleştiren bir akademisyenseniz medyanın yaklaşık %90'ına çıkma şansınız yok. Dolayısıyla muhalefetin artık seçmenlere ulaşma yolu da giderek kapanıyor, giderek zor hale getiriliyor. Ve tabii son olarak kamu kaynaklarına adaletsiz erişim. Kamu kaynakları AKP tabanına partizan bir şekilde peşkeş çekiliyor. AKP yanlısı isimler çok ciddi bir şekilde kamu kaynaklarından nemalanıyor. Ve dolayısıyla muhalefet kamu hizmetlerinden ve kamu kaynaklarından dışlanmış, sesini kamuoyuna duyuramayan ve partizan devlet kurumlarının karşısında sürekli ezilen, baskı gören bir hale gelmiş durumda. Şimdi böyle bir sistemde muhalif olmanın ciddi bir bedeli var. Rasyonel birçok insan da bu bedeli ödemiyor. Hani üniversiteler niye sessiz diye bazen soru soruluyor veya basın niye ses çıkarmıyor diye soru soruluyor. Bu nedenle ses çıkarmıyor. Birçok noktada zaten ses çıkarabileceği yer kalmadı.
ses çıkardığı zaman da zaten işini kaybediyor ve ağır baskılara uğruyor. Bir noktadan sonra da ses çıkaran fazla insan kalmıyor. 2010'lu yıllarda giderek artan oranda oyun sahasında bir, yani iktidarla muhalefet arasındaki oyun sahasında bir ciddi eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Bu eşitsizlik seçim dönemlerinde ayyuka çıkıyor. Çünkü tabii seçim dönemi, yani rekabetçi otoriter rejim açısından en önemli şey, yani iktidarın demokratik meşruiyetini kazandığı tek bir alan var, o da sandık. Zaten Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına bakarsanız sürekli demokratik süreçten bahsettiği zaman hep sandıktan örnek verir. Yani ben şu seçimi kazandım, ben seçimde şu kadar oy aldım. Muhalefet önce seçim kazansın da sonra bunları söylesin. Yani aslında demokrasi sadece seçimin düzenlendiği güne indirgeniyor. Ve size biraz önce anlattığım o adaletsiz yapı seçim günlerinde ayyuka çıkıyor. İşte muhalefetin siyasi kampanya alanı daraltılıyor. Sayısız örnek verebiliriz. Mesela muhalefet partileri kampanya yapmak için billboard kiralayamıyor. Çünkü o billboard şirketlerine baskı yapılıyor. Toplantı yapacak kolay kolay otel bulamıyor. Çünkü toplantı alanını kiraladığınız otele iktidar vergi müfettişi gönderiyor ve baskı yapıyor. Kampanya sürecinde medyaya olan baskı daha arttığı için muhalefet zaten belki %10'luk bir alana sahipken normal şartlarda, yani seçim olmayan dönemlerde, seçim kampanyaları sırasında daha da büyük baskıya uğruyor ve televizyonlara hiç çıkamıyor. CHP bir miktar alan ayrılıyor, fakat CHP dışındaki partilerden neredeyse hiç bahsedilmiyor. Ya da bahsedildiğinde negatif şekilde bahsediliyor. Kamu kaynaklarının seçim kampanyalarında partizan kullanımı, bunu Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarının neredeyse hepsini bizim ödediğimiz vergilerden finanse etmesini örnek gösterebiliriz. Artık olağanüstü hal yok. 2018 yılında kaldırıldı. Fakat 2016 ile 2018 yılı arasındaki olağanüstü hal döneminde iki defa seçim, yani iki defa bir sandığa gittik. Nisan 2017 referandumu ve tabii Haziran 2018 seçimleri. Oy verme ve sayım işlemlerinde adaletsizlik. Bunu, yani ben Türkiye'de seçimlerde kitlesel bir hile yapıldığına inanmıyorum. Bu iddiayı yapanlar da ciddi bir kanıt göstermiyorlar. Fakat bazı seçimlerde lokal olabilir, genel olabilir. Oy verme ve sayım işlemlerinde çeşitli adaletsizlikler ve usulsüzlükler yapıldı. Birkaç temel örnek verilebilir. Bir tanesi hepinizin bildiği gibi Nisan 2017 referandumunda muyursuz oy pusulalarının kabul edilmesi. Bu nedenden ötürü kaç oyun haksız yere AKP'ye geçtiğini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle çok yakın çıkacak bir sonuç AKP lehine, daha doğrusu Erdoğan lehine bu sayede değişmiş oldu. 2014 yerel seçiminde Ankara ve Antalya'da ve Üsküdar'da çok ciddi usulsüzlükler yaşandı. Yani ülke genelinde değil ama bazı bölgelerde. Dolayısıyla muhalefet kamu kaynaklarından dışlanmış, giderek zor şartlarda kampanya ve siyaset yapmaya çalışan ve seçim gününde bile ağır baskıya uğrayan bir durumda. Yani bu nedenden ötürü Türkiye'de artık demokrasinin en minimal koşullarının bile gerçekleşmediğini görüyoruz. Ve ben burada kritik dönemin, yani Türkiye'deki kör topalda olsa işleyen demokratik sistemin Haziran 2015 ile Kasım 2015 seçimleri arasında çöktüğünü düşünüyorum. Çünkü Haziran 2015 seçimlerinde sizin de çok iyi hatırlayacağınız gibi AKP parlamentoda çoğunluğunu kaybetmişti. Aslında Türkiye'de anayasal sistem normal şartlarıyla işleseydi AKP iktidarı Haziran'ın 2015 dönemi itibariyle bitmişti. Yani AKP 12,5 sene iktidarda kalmış ve seçim yoluyla iktidarı kaybetmiş bir parti olarak siyasi tarihimize girecekti. Fakat Haziran 2015'te özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli müdahaleleri nedeniyle sizin de hatırlayacağınız gibi bir koalisyon hükümeti kurulamadı. Yani AKP-CHP arasında veya AKP-MHP arasında. Ve dolayısıyla otomatikman seçime gidildi. Ve bu seçim döneminde de çok ciddi bir anti-terör kampanyası üstünden önce HDP kriminalize edildi. Ve arkadan da insanlar güvenlik kaygısıyla AKP'ye oy vermeye bir çeşit yönlendirilmiş oldular. Ve Kasım 2015'te de AKP tekrar çoğunluğu sağlayarak bizi otoriter bir çizgiye tam anlamıyla yöneltti. Dolayısıyla Türkiye'de demokratik sistem yaklaşık 5 sene önce bu dönem çöktü. Yani 2015 yazında. Şimdi bunu çok akademik bir sunuma çevirmemek için burada hani literatürden fazla örnek vermek istemiyorum. Fakat tabii özellikle karşılaşmalı siyaset literatüründe demokrasilerin neden çöktüğü sorusu çok temel, önemli sorulardan biridir.
Bunun tabii en önemli nedeni özellikle Soğuk Savaş dönemi boyunca birçok gelişmekte olan ülkede, ki bunun içine Türkiye'yi de sokabilirim, demokratik sistem bir miktar inşa edildikten sonra çöktü ya da geriledi ve tekrar inşa edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla karşılaşmalı siyaset bilimcilerin çoğu biraz bu soruyla kendilerini uğraştırdılar. Yani bu soruya yönelttiler. İşte burada Türkiye'yi düşünebilirsiniz. Türkiye'de demokrasi AKP öncesinde de birkaç defa çökmüştü. İşte 1960 darbesi. 1960 darbesi öncesinde aslında Demokrat Parti de çok otoriter bir çizgiye girmişti. Dolayısıyla belki Türkiye'de demokrasinin çöküşünü 50'ler sonuna kadar çekebiliriz. Arkadan 12 Mart muhtırası, 12 Eylül. Ve tabii ondan sonra da AKP dönemi. Yani son 60 senelik bir periyoda baktığımızda bile Türkiye'de 4 farklı dönemde demokrasinin çöktüğünü görüyoruz. Türkiye'ye benzeyen tabii bir dolu ülke var. Şimdi akademisyenler, özellikle uluslararası literatür açısından bakıyorum, birkaç tane önemli faktörü öne çıkarıyorlar. Bunun bir tanesi ekonomik faktörler. Yani burada iddia şu: ekonomik kriz yaşanırsa ya da ekonomik eşitsizlikler artarsa bir ülkede demokratik yapıyı ayakta tutmak çok zorlaşır ve demokratik çöküşün ihtimali artar. Bu biraz daha ekonomik tezi iddia edenler. Diğer bir literatürün kanadı siyasi kurumlar üstünden bir analiz yapar. Yani siyasi kurumları zayıf olan, işte ordunun giderek güçlendiği ülkelerde demokrasi çöker. Bu bir çeşit argüman. Diğeri biraz daha böyle Türkiye'de insanların çok inandığı kültürel faktörler. Yani arkadaşım, bu memlekette demokrasi falan olmaz, biz kapatalım. Yani işte görüyorsunuz halkı. Ya da işte İslamiyet'le demokrasi uzlaşmaz. Veya işte bizim ülkemizde yurttaşlık kültürü yoktur, o nedenle demokrasi çöker tarzı iddialar. Elitler arası çatışma diğer bir önemli faktördür. Yani eğer siyasi elitler arasında bir grup, yani mesela bu literatür daha çok iki dünya savaşı arasında, yani 1930'lu yıllarda Avrupa'daki çöken demokratik rejimlere bakmıştır ve oradaki işte iddia, işte faşist bir grup çıktı, belli bir grup siyasi elit demokrat değil, dolayısıyla onlar güçlendikçe demokrasi de çöküyor. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama akademik literatürde demokrasilerin neden çöktüğüne dair çok çeşitli cevaplar verilmiş durumda. Türkiye'deki literatür ne yazık ki uluslararası literatürle çok fazla konuşmuyor. Yani aslında bu Türk Akademisi'nin bence çok genel bir sorunu. Yani Türkiye'deki siyasi gelişmeleri sadece Türkiye penceresi üstünden analiz eden çok fazla çalışma var. Türkiye'yi karşılaştırmalı bir perspektiften, bir noktadan diğer muadili olduğu ülkelerle karşılaştıran en çok fazla çalışma yok. Dolayısıyla Türkiye'deki literatür biraz daha ayrıntılar üstünden gidiyor. İşte Türk demokrasi niye çöktü? Çünkü bir güç dengesi vardı. İşte AKP güçlendikçe demokratik yapı çöktü. Veya işte bunu daha çok Kemalistler bu argümanı yapıyor. Siyasal İslam zaten çökecekti. Siyasal İslam hiçbir zaman demokrat olmadı. Siz Erdoğan'a haksız yere güvendiniz. İşte siyasal İslam'ın iktidarında böyle olur. Son dönemde Gülenci akademisyenler daha çok lider bazlı açıklamalar yapıyorlar. Yani Türkiye'de demokrasi aslında çok iyi gidiyordu biz etraftayken, fakat sonra Erdoğan her şeyi eline geçirdi ve o nedenle demokrasi çöktü. Daha solcu akademisyenler neoliberal otoriterlik kavramı üstünden Türkiye'deki demokrasinin çöküşünü analiz ediyorlar. Yani Türkiye'de neoliberal bir ekonomik yapı var ve bu ekonomik yapı biraz kaçınılmaz olarak, yani o takip edilen politikalar çok popüler olmadığı için kaçınılmaz olarak bir otoriterleşmeyi getirdi. Şimdi ben çalışmalarımda bu argümanların hiçbirisine katılmıyorum ve alternatif bir siyasal iktisadi bir açıklama yapıyorum. Burada bir dakika, biraz daha küçülttüğüm slide'ı görmeniz açısından. Kusura bakmayın, bunu bir çalışmamdan direkt aldığım için İngilizce, ama yani hepiniz İngilizce biliyorsunuz, dolayısıyla sorun olmayacaktır. Benim Türkiye'de demokrasinin neden çöktüğüne dair alternatif bir açıklamam var. O da şu: AKP, yani tepede gördüğünüz, şurada tepede gördüğünüz AKP, yandaş iş adamları ve yandaş seçmenlerle bir karşılıklı bağımlılık ağı kurdu. Yani ben buna triangular dependency diyorum. Ve burada iki yönlü bağımlılıktan bahsediyorum. Yani tepedeki AKP partizan kaynak dağıtarak bir taraftan seçmenlere, bir taraftan yandaş iş adamları, ve bu kaynağın ne olduğunu birazdan açıklayacağım,
onları kendisine bağladı. Yani bir çeşit yönetimine koopte etti. Yönetimine, yani hükümete bağımlı hale getirdi. Bu bağımlılık ilişkisi ortaya çıktıktan sonra da bir taraftan seçmenlerden, bir taraftan da yandaş iş adamlarından çeşitli destekler sağladı. Bu destek sonucunda karşılıklı bir bağımlılık ağı oluştu. Şimdi bu demokrasiyi neden çökertiyor? Çünkü siz eğer AKP yanlısı bir seçmenseniz veya AKP nemalanan bir iş adamıysanız, sizin açınızdan AKP'nin iktidardan düşmesinin maliyeti giderek artıyor. Yani normal şartlarda demokratik bir ülkede bile hiçbir seçmen oy verdiği partinin seçimi kaybetmesini istemez. Dolayısıyla üzülür. Fakat kendi oy verdiği partinin iktidardan gitmesi, yani seçimi kaybetmesi ölüm kalım meselesine dönmez. Çünkü kaybedeceği şey kendi ideolojisinin iktidardan ayrılmasıdır. Fakat siz AKP'den ihale alan bir adamıysanız, AKP seçimi kaybettiği zaman veya işte bankamatik memursanız veya AKP'nin işe yerleştirdiği vatandaşsanız veya bürokratsanız veya memursanız veya akademisyenseniz veya gazeteciyseniz, AKP iktidardan düştükten sonra siz sadece ideolojinizin muhalefete geçtiğini görmüyorsunuz. Aynı zamanda nemalandığınız şeyi de kaybetme riski taşıyorsunuz. Dolayısıyla AKP'nin seçim kaybetmesinin maliyeti sizin açınızdan yükseliyor. Buna paralel olarak, yani AKP iktidardan gitmesini istediğiniz için AKP'ye yönelik muhalefeti de tolere etmenin yani tolere etme ihtimaliniz giderek azalıyor. Dolayısıyla bu karşılıklı bağımlılık ağı demokratik hesap verebilirliği çökertiyor. Yani demokratik accountability dediğimiz şeyi ortadan çıkarıyor. Birazdan bu argümanın mekanizmasını daha detaylı açıklayacağım. Fakat onun öncesinde bu kurulmuş karşılıklı bağların, bağımlılık ağlarının ne olduğunun hızlıca bir üstünden geçeyim. Dikkat ederseniz burada İslami kelimesini kullanmadım. Yandaş kelimesini kullandım. Çünkü AKP'ye destek veren iş adamlarının hepsi müşriyat çizgisinden gelmiyor. Veya hepsi İslamcı değil. Hatta içlerinde çok fazla seküler isim de var. Cengiz İnşaat'tan Nihat Özdemir'e, ondan Ethem Sancağı kadar, değil mi? Ethem Sancağı sizin kuşağınız Maoist olarak biliyor. Fakat benim kuşağım bir olarak biliyor. Fakat bu iş adamlarının hepsi aslında seküler isimler. Dolayısıyla buradaki önemli faktör yandaşlık, İslami olmak değil. Şimdi AKP iş dünyasına kapital birikimi sağlamaları için ciddi avantajlar sunuyor. Bunun bir yöntemi kamu ihaleleri. İşte bunu zaten son dönemde basın üstünden de çok tartışıyoruz. Özellikle Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker çok güzel bu konuda çalışmalar yapıyor. Kamu ihaleleri giderek artan oranda partizan bir şekilde AKP yandaş iş adamlarını peşkeş çekiyor. İkincisi, tabii AKP iktidara geldiğinden beri aslında hukuksuz şekilde, yani şeffaf olmayan şekilde yapılan özelleştirme devlet kurumlarının, yani kamu iktisadi teşekküllerinin AKP yanlısı kesimlere peşkeş çekilmesine yol açtı. Burada eleştirdiğim şey özelleştirmenin kendisi değil, özelleştirmenin şeffaf bir şekilde yapılmaması. Diğer bir yöntem TMSF üstünden kapital transferi. Yani TMSF'nin 2001 krizi sonrasında el koyduğu bir dolu şirket aslında sistematik olarak baktığınız zaman AKP yanlısı iş adamlarına satıldı. Tabii darbe sonrası özellikle gülenci şirketlere yapılan kayyum atamaları, vergi afları veya indirimleri. Yani siz eğer yandaş bir iş adamıysanız AKP'li bürokratlar size sistematik olarak vergi afı yapıyor. Yine aynı şekilde çalıştığınız sektördeki regülasyonun azaltılması. Ve bunu özellikle inşaat, sağlık ve enerji sektörlerinde görüyoruz. Nitekim Türk ekonomisinin ağırlık merkezi son 10 senede bu 3 sektöre kaydı. Yani biz daha çok inşaatı tartışıyoruz. Fakat aslında sağlık ve enerji sektörlerinde de benzer bir yapı var. Dolayısıyla AKP partizan bir şekilde iş dünyasına kaynak aktarıyor. Onların kapital birikimi sağlamasına yardımcı oluyor. Şimdi aslında yani hepinizin yaşı itibariyle hatırlayacaksınızdır. Bu anlattığım mekanizma AKP'ye özgü değil. Yani aslında bunu Turgut Özal da belli oranda yapmaya çalıştı, değil mi? Semra Özal'ın papatyaları vardı.
Selim Edes, değil mi? İnşaat sektörü Özal döneminde de çok patlamıştı. Demirel bunu akrabalarına kadar partizan kaynak dağıtımını yaptı. Menderes zaten 50'ler sonunda bunu ayyuka çıkarmıştı. Dolayısıyla AKP bu yönüyle bizim Cumhuriyet tarihinde gördüğümüz iktidara gelmiş sağ popülist ve zamanla otoriterleşen partilerden farklı değil. AKP'nin farklı olduğu taraf şimdi işte bu slaytta gösterdiğim nokta. Şimdi daha önceki siyaset, daha önceki hükümetler partizan kaynak dağıtımı yaptılar fakat kaynak dağıttıkları iş adamlarından geri bir şey alamadılar. AKP ise sistematik olarak yandaş iş adamlarından destek topluyor, destek sağlıyor. Bunu birkaç şekilde yapıyor. Bunun bir tanesi AKP yanlısı medyayı finanse ettiriyor. Şimdi basında hep duyduğunuz bir havuz medyası ifadesi var. Havuz medyasının havuz kısmı nereden geliyor? İşte AKP ciddi anlamda kar elde ettirdiği bazı inşaat holdinglerine zarar etmeleri pahasına bazı gazete ve televizyon kanallarına finanse ettirtiyor. Ve o kanalların ki bu Sabah Gazetesi ile başladı. Sabah Gazetesi ve ATV ile başladı 2007 yılında. Ve sonrasında giderek arttı. Ve o medya kuruluşları da partizan AKP yanlısı bir editoryal çizgi takip ediyorlar. Bu çizgi onlara para kaybettirmelerine rağmen bu çizgiyi devam ettiriyorlar. Çünkü onun karşılığında AKP'den partizan kaynak dağıtımı sağlıyorlar. AKP aslında medya sektörünü bu şekilde ele geçirdi. Hapse atılan gazetecilerin sayısı çok fazladır ama isimlere baktığınız zaman kitlelerin tanıdığı gazeteci sayısı fazla değildir. Genelde AKP ciddi ihalelerini eleştiri konusu yapan bazı solcu gazetecileri ve Güneydoğu'daki şiddet politikasını eleştiren Kürt gazetecileri içeri atar. Fakat bunların zaten okunma oranı çok yüksek değil. AKP medyanın AKP yanlısı hale gelmesinin temel nedeni AKP yanlısı iş adamlarının medya sektörüne girişidir. 2007 ve sonrasında. İkinci bir yöntem aynı yardım. Nakdi ve aynı yardım. Tabii nakdi yardımın içinde kişisel rüşvet de var. Biz bunu telefon kayıtlarında 2013-17-25 Aralık soruşturmalarında çok iyi gördük. Dolayısıyla ben nakdi yardımdan bahsetmeyeceğim. Aynı yardımdan bahsedeceğim. O da şu. AKP'li yandaş iş adamlarına AKP yanlısı STK'lar, sosyal yardım kuruluşları, hayır kuruluşları finanse ettiriliyor. İşte Deniz Fener'inden TÜRGEV'e kadar sayısız AKP'li STK aslında AKP yanlısı iş adamları tarafından finanse ediliyor. Benzer bir şekilde AKP'li seçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde okul tamiri, cami boyanması, yatakhane yapımı, sosyal yardım alanlarında AKP yandaşı iş adamlarından aynı yardım toplanıyor. Ve son olarak belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle seçim dönemlerinde bunu görüyoruz. AKP yanlısı yapılan propagandanın da belli oranda finanse edilmesini AKP'li iş adamları sağlıyor. Buna en güzel örnek 2017 referandum öncesinde Sivil Dayanışma Platformu. Sivil Dayanışma Platformu diye bir platform ortaya çıktı. Ve bu platform Türkiye genelinde birçok yerde billboard satın alarak Erdoğan propagandası yaptı. Şimdi bunu AKP finanse etmedi. Bunu AKP yanlısı iş adamları finanse etti. Dolayısıyla AKP'nin yaptığı ve zamanında Menderes'in, Özal'ın, Demirel'in yapamadığı şey bu. Onlar para dağıttılar fakat geri bu şekilde siyasi destek sağlayamadılar. AKP benzer bir karşılıklı bağımlılık ilişkisini seçmenlerle de kurdu. Ve bunu iki şekilde kurdu. Bunun bir tanesi özellikle 2000'li yıllarda Türkiye'de ekonomi belli oranda büyüdüğü için enflasyon nispeten düşük olduğu için işte fakirlik oranında ekonomik eşitsizlikle en azından 2009'a kadar bir düşüş olduğu için aslında Türkiye'deki seçmenlerin önemli bir bölümü AKP politikalarından memnundu ve AKP oyunu arttırıyordu. Ve bu seçmenler AKP'li olmaya başlamıştı. %34 oyla iktidara gelen parti 2007 yılında oyunu %46'ya çıkardı, 2011 yılında %50'ye çıkardı. Bu biraz programatik politikalar sonucunda oldu. Fakat bir de bunun yanında AKP özellikle muhalefetle ciddi rekabet halinde olduğu bölgelerde kendine oy verebilecek seçmenlere partizan yani klientelistik kaynak dağıtımı yapıyor. İşte bura nere olabilir? HDP ile mücadele ettiği için Diyarbakır. Ne bileyim işte Antalya ve Mersin'de CHP ile mücadele ediyor. Oralarda işte Adana'da MHP genelde rakibiydi son döneme kadar. İşte Eskişehir'de aynı şekilde mesela Büyükelçin'e karşı
değil mi? Yani belli bölgelere ve tabii Ankara ve İstanbul'da AKP klientelistik politikaları üstünden kaynak dağıtıyor. Bunun içinde İslami Vakıf ve Yardım Kuruluşları'nın dağıttığı kaynaklar da var. AKP örgütünün dağıttığı paralar var. Hükümetin, yani bazen yerel yönetimlerin, AKP'li belediyelerin, bazen de merkezi hükümetin dağıttığı sosyal yardımları var. Değil mi? İşte fakirlik fonu, engellilere yapılan yardım ve yani sayısız aslında program var. Ne yazık ki özellikle Deniz Baykal döneminde CHP bu yardımları eleştirirken çok yanlış bir strateji kullandı. Fakir olduğu için yardım alan insanları makarnacı diye yaftalayarak, çaresiz durumdaki seçmenlere hakaret ederek bu seçmenler arasında ciddi bir mesafe koydu. Onun yerine Sosyal Demokrat bir partinin yapması gereken şey bu yardımların klientelistik olmaktan çıkarılıp anayasal bir hale getirilmesini istemekti. Arada çok temel bir fark var. İşte o da bağımlılık ağı yaratan fark. Şimdi eğer mesela anayasal bir politik olsaydı bu sosyal yardım, sosyal yardım şöyle bir kuralda dağıtılsaydı, işte şu gelir seviyesinin altındaki herkese devlet yardım yapacak. Mesela işte aile sigortası. O zaman hiçbir seçmen aldığı yardım nedeniyle kendini AKP'ye oy vermek zorunda hissetmeyecek. Bakın AKP'nin yaptığı kendisine oy veren mahallelere daha çok kaynak aktarmak oldu. Bu bağımlılığın tabii bir tarafı. Aslında sayısız örnek verebilirim ama yani biraz görsel olması açısından burada İstanbul Belediyesi'nin dağıttığı alışveriş kupon sayısını paylaşıyorum sizinle. Gördüğünüz gibi 2010 yılı ile 2013 yılı arasında çok çok ciddi bir yükselme var. Neredeyse 3 katına çıkıyor. Benzer bir şekilde İstanbul Belediyesi'nden dağıtılan nakdi yardıma baktığımızda 2011'den 2016'ya kadar yine 3 katına çıkan bir yardımdan bahsediyoruz. Zaten pandemi döneminde fark etmişsinizdir. Erdoğan'ı en çok panikleten gelişme İstanbul ve Ankara belediyelerinin pandemi döneminde çok efektif bir şekilde ve aslında çok şeffaf bir şekilde vatandaşlara nakdi ve aynı yardım yapmış olmasıydı. Dolayısıyla Türkiye'de siyaseti değiştirebilecek çok bence önemli bir faktör. Yavaş yavaş sona geliyorum. Artık bir 10 dakikaya sunumumu tamamlayacağım. Kusura bakmayın, biraz uzatmış oldum. Şimdi AKP... Berk, yine bu arada girebilir miyim araya Berk? Tabii. Tabii. Bu arada ben takip ediyorum. Tabii çoğunluk yorum. Sorularınızı yavaş yavaş yazılı sorularınızı iletmeye başlayabilirsiniz. Ki Berk bitirdikten sonra o vakit kaybını neden olmayalım. Şimdiden yazabilirsiniz sorularınızı. Buyur Berk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ecem Bey. AKP'nin daha partizan bir şekilde dağıttığı kaynaklar AKP'ye her seçimde çok kolay mobilize edebileceği seçmen olarak geri döndü. Yani aslında bu yapı Türkiye'de bizim gördüğümüz ve hep AKP örgütüne atfettiğimiz seçimsel bir hegemonik yapıyı ortaya çıkardı. Tabii AKP örgütünün de gücü hem yerel seviyede hem ulusal ölçekte çok ciddi kamu kaynaklarına kolay bir şekilde erişebilmesinden kaynaklanıyordu. Yani bizim kendi aramızda ya AKP'liler de ne kadar birbirine ideolojik olarak yakın, çok disiplinli bir şekilde çalışıyorlar dediğimiz şey aslında bu. Çalışan şey çok, yani AKP örgütünün çok iyi çalışmasının temel nedeni disiplinli olmasından ziyade orada dağıtılan pastanın çok büyük olmasıydı. Dolayısıyla seçmenler de AKP bunun karşılığında, o karşılıklı bağımlılık ağında bir oy verdiler. Ama bence daha da önemlisi AKP'nin politikalarına rıza gösterdiler. Yani aslında AKP'nin 2000 işte gezi protestoları sonrasında giderek artan muhalefete karşı kullandığı şiddet politikalarına, işte demokratik yapıyı tamamen ortadan kaldırmasına, muhalefet partilerine karşı kullandığı baskı politikalarına AKP'li seçmen rıza gösterdi. Yani bunu destekledi. Aslında desteklediği şey o politikalardan ziyade kendisini nemalandıran iktidarı desteklemek. Dolayısıyla oy verdi ve rıza gösterdi. O nedenle yani benim gördüğüm özellikle muhalif kamuoyunda AKP seçmenine dayalı, AKP seçmenine yönelik iki yanlış kanı var. Bunun bir tanesi özellikle belli bir yaş grubu üstünde ben bunu çok duyuyorum.
Bizim seçmenimiz hocam aptaldır. O nedenle böyle oy kullanır. Bunlar Müslümandır. Adam olmazlar. Bu tamamen yanlış bir görüş. Nitekim AKP'nin zaman içinde ekonominin sıkıntıya girdiği dönemlerde oy kaybettiği üstünden de baktığımız zaman aslında seçmen böyle irrasyonel sayıklarla oy vermiyor. İkinci şey daha çok sol kamuoyunda gören, halkımız bilmiyor, halkımız bir gün bunun hesabını soracak. Bence bu da yanlış bir analiz. Aslında halkımız bal gibi biliyor. Yani halkımız gezi protestoları sürecinde on binlerce insanın sokakta dövüldüğünü, şiddete maruz kaldığını biliyor. Ya da Güneydoğu'da 2015 yılından başlayarak bir şiddet politikasının takip ettiğini biliyor. 17-25 Aralık soruşturmalarında ortaya çıkan ciddi yolsuzluk iddialarını biliyor ve görüyor. Yani tabii ki her seçmen değil ama ben AKP seçmenlerinde önemli bölümünün, değil mi? Mesela işte Egemen Bağış'ın bakara makara esprisini düşünün. Bunların çoğunu aslında seçmen vakıf, biliyor. Fakat bilmezlikten gelmek işine geliyor. Çünkü dediğim gibi ya bir tarafta yanlış adamları, bir tarafta yandaş seçmenler AKP'den nemalanıyorlar. Kazanan takım içindeler. Kaybeden duruma gelmek istemiyorlar. Nitekim başta Erdoğan olmak üzere AKP sözcüleri seçim kaybetme riski belli olan, ortaya çıkan her kampanyada seçmenleri tehdit ettiler. Ve seçmenleri şu şekilde tehdit ettiler. Bakın biz size bu kadar işte buzdolabı dağıttık, kaynak verdik, zenginleştirdik. Eğer biz iktidardan gidersek bunların hepsi elinizden alınacak. Bu AKP seçmen için ciddi bir tehdit. Tabii hani burada çok ayrıntıya girmiyorum. Belki soru cevap kısmında oraya geçeriz. Hani buradaki Sünni Alevi ayrışması, işte Türk-Kürt milliyetçiliği kapışması, yani bu tarz toplumu kutuplaştıran faktörler üstünden de aslında AKP bunu çok iyi yapabiliyor. Çünkü kutuplaşmış bir toplumda bir grup kazanıyorsa diğer grup kaybediyordur. Bu demek olur ki kaybeden grup seçim kazanırsa artık onlar kazanan olacak. Daha önce kazanan ama şimdi seçimi kaybetmiş grup ise kaybeden olacak. Şimdi dolayısıyla kim, yani AKP seçmeninde rasyonel sayıklarla kaybeden grubuna girmek istemediği için rıza göstermek ve oy vermek durumunda kalıyor. Yani biraz basitleştirdim. Dediğim gibi soru cevap kısmında daha açabilirim. Şimdi bu karşılıklı bağımlılık ağı neden rekabetçi otoriter bir yapıyı getiriyor? Aslında biraz önce anlatmaya başlamıştım. Buradaki temel nokta şu: demokratik oyunun kuralları ve maliyetleri değişiyor. Siz de artık o kadar kendinizi bir kutba ait, bir gruba, bir mahalleye ait görüyorsunuz ki destek verdiğiniz siyasetçinin demokratik oyunun kurallarının değiştirmesinden, otoriterleşmesinden çok da muzdarip olmuyorsunuz. Muhalefete karşı kullandığı şiddet politikasından çok da üzgün olmuyorsunuz çünkü iktidarı kaybetmek istemiyorsunuz. Bunun iki kendini gösterdiği nokta var. Bir tanesi muhalefete toleransın bedeli iktidar kanadı için yükseliyor. İş dünyası ve seçmenler patronaj ve ayrıcalıklarını kaybedeceklerinden korkuyorlar. Yeniden dağıtım politikalarının, yani redistribütif politikaların biteceğinden korkuyorlar. Ve tabii AKP liderlerinin tehditleri de çok etkili oluyor. Burada aslında yani İngilizce'de self-fulfilling prophecy dediğimiz bir mekanizma işliyor. Aslında AKP'den şikayetçi seçmen sayısı son dönemde çok arttı. Fakat AKP'den şikayetçi olan seçmen bile kafasında AKP'nin seçimi kazanacağını düşündüğü sürece AKP'ye oy vermeyi daha rasyonel görüyor. Çünkü şunu diyor: ya ben Keçiören'de bir seçmenim veya Bağcılar'da bir seçmenim. Fakir bir mahalledeyim, böyle kaynak alıyorum. Şimdi evet CHP geldi, aile sigortası falan diyor ama CHP seçimi kazanamayacak. Şimdi ben eğer muhalefete oy verirsem AKP benim mahallemi cezalandırır. Ya da beni direkt olarak cezalandırır. Çünkü AKP kazanacak. Şimdi o nedenle muhalefet ancak kazanabileceği havayı yarattığı zaman kazanıyor. Yani self-fulfilling bir prophecy yaratıyor. Kazanabilecek havayı yarattığınız zaman kazanabilme ihtimaliniz de artıyor. 2019 yerel seçiminde aslında bunu çok iyi gördük. Dolayısıyla toleransın bedeli yükseliyor. Baskı politikalarının da bedeli düşüyor. Şimdi genelde demokratik ülkelerde bir iktidar, yani hükümet, vatandaşlarına şiddet politikası uyguladığı zaman seçmenlerden, hatta kendi seçmenlerinden tepki çeker. Çünkü baskı politikalarının bir bedeli vardır.
Bunu çeşitli demokratik ülkelerde polis baskısıyla toplumsal hareketlere müdahale eden hükümetlerin bir sonraki seçimde seçim kaybetmesinde de görüyoruz. Yani kimse kendi görüşünden olmasa bile vatandaşa polis şiddetini desteklemez. Dolayısıyla baskı politikalarının demokratik ülkelerde bedeli yüksektir. Fakat bu partizan bağımlılık ağı nedeniyle seçmenler nezdinde baskı politikasının bedeli düşüyor. Yani mesela Gezi sürecinde, yani Gezi protestoları sırasında yapılan anketlerde AKP seçmeninin %90'dan fazlası aslında polisin kullandığı şiddete destek veriyordu. Biliyordu o şiddeti ve şiddete destek veriyordu. Dolayısıyla AKP hükümeti çok rahat şunu düşünüyordu: ben bu baskı politikasını uygularım ve bunun bana bir bedeli olmaz. Çünkü benim seçmenim %95'de bana destek verecek. Biraz daha netleşmesi açısından birkaç örnek verdim ama aslında bu örneklerin sayısını çok arttırabilirim. Toleransın bedelinin yükselmesi, Gezi protestoları sırasında bunu çok iyi gördük. AKP hükümeti çok hızlı bir şekilde muhalefeti kriminalize etti ve gayrimeşru ilan etti. Ve tabii AKP seçmeni de buna paralel olarak yapılan gösterileri yabancı bir komplonun bir parçası olarak görmeye başladı. 2015 Haziran'la Kasım seçimi arasında Erdoğan'ın iktidarı bırakmamasından aslında muhalefete tolerans göstermenin onun açısından ne kadar zor hale geldiğini gördük. Yani resmen anayasayı da çiğneyerek CHP Genel Başkanı'nın hükümet kurma hakkını eline almasını gasp etti. Yani elinden aldı. Ve sonra kampanya süreci boyunca özellikle HDP'li adayları gayrimeşru hale getirdi. Bu tabii ortaya çıkarılan bir beka sorunu. Yani ulusal güvenlik retoriği üstünden bunun üstü kapatıldı. Yani aslında Türkiye'nin bir ulusal güvenlik sorunu yok. Erdoğan'ın bir güvenlik sorunu var. Erdoğan muhalefete tolerans göstermediği için ama bunu seçmenlere bu şekilde söyleyemediği için var olmayan bir ulusal güvenlik sorunu yarattı ve onun üstünden beka kavramı bizim siyasi tartışmalarımızın gündemine girdi. Tam bu 2015 yılı sürecinde. Tabii 2016 darbe teşebbüsü sonrası çok daha geniş kaplı bir muhalif tasfiyesi, işte sivil topluma baskın, kayyum atanan şirketler falan filan. Şimdi ben bu noktada kesinlikle hani darbecilerin tutuklanmasına ve darbecilerin bürokrasiden temizlenmesine destek veriyorum. Yani orada yanlış bir izlenim vermiş olmayayım. Fakat bir ülkede eğer 300 bine yakın kamu görevlisi işini kaybediyorsa, içinde birçok solcunun da olduğu muhalif STK'lar, basın kuruluşları kapatılıyorsa, yani bunu çok nedeni hani darbede zor olacaktır. Son olarak yine çok görsel bir örnek olacak. Muhalefet liderlerine yapılan, yani sistematik olarak onlara yönelik yapılan baskı ve saldırı da muhalefete toleransın ne kadar, bedelinin ne kadar arttığını gösteriyor. İşte 2019 yılında Kılıçdaroğlu, ya Kemal Bey hatırlayacaksınız, linç teşebbüsü oldu. Hem de Ankara'nın bir ilçesinde oldu. Selahattin Demirtaş yaklaşık 4 senedir hapiste. Ve tabii bir dolu milletvekili de yani tutuklandı. Dolayısıyla toleransın bedelinin giderek arttığını görüyoruz. Yine demin anlatmıştım, baskının maliyeti de iktidar açısından giderek düşüyor. Yani bir baskı politikası takip etmenin iktidar açısından negatif bir tarafı çok kalmıyor. Birkaç nedenden ötürü bunun bir tanesi kutuplaşma. Siz memleketi ne kadar kutuplaştırırsanız seçmenler arasındaki mesafeyi de o kadar arttırırsınız. Ve öyle bir durumda da muhalefeti düşmanlaştırmanız, kriminalize etmeniz çok kolay olur. AKP'nin otoriterleşmesi sonrasında parti içi elitlerden gelen eleştiriler çok azaldı ve ayrılma örnekleri de yakın zamana kadar çok azdı. Ki yani gerçekten bu süreç son birkaç ayda değişti. Yani AKP'de bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış, hatta cumhurbaşkanlığı yapmış isimlerin bile aslında çok rahat bir şekilde AKP'yi eleştiremediğini gördük. Tabii devletin güvenlik aygıtlarının zorlayıcı, yani baskı kapasitesinin son dönemde büyümesi bunun yine bir göstergesi. İç güvenlik yasası geçen 2015'te buna güzel bir örnek. Ama aslında son 5 senelik bir periyottan baktığımız zaman Türkiye'deki güvenlik güçlerinin sayısı çok arttı.
ordu daha partizan bir hale geldi. Özel güvenliğin sayısı sanırım 3 çıktı ve aynı şekilde özellikle şimdiki İçişleri Bakanı üstünden çok partizan polis alımları yapılıyor. İşte bekçilik düzenlemesi yine yakın zamanda ortaya çıktı. Yani dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi sonuç olarak birkaç ana tespit yapmak istiyorum. Sonra da ne tip politikalarla bu otoriterleşmeden Türkiye çıkabiliri tartışmaya çalışacağım. Şimdi bunun bir tanesi, yani benim size burada Türkiye örneği üstünden anlattığım, ortaya koyduğum hipotez aslında Türkiye'nin muadili olduğu başka otoriterleşen ülkelere de uyarlanabilir. Yani ben aslında uluslararası literatüre yönelik bir açıklama getirmeye çalışıyorum. Benzer bir durum Macaristan'dan Venezuela'ya, oradan Hindistan'a kadar aslında birçok popülist lider eğilimli otoriterleşen ülkelerde görüyoruz. Yani Türkiye burada tekil bir örnek değil. Dolayısıyla kültürel ve lider bazlı açıklamaları çok desteklemiyorum. Yani bunlara tamamen karşı çıkmıyorum. Çünkü herhalde sorularda, yani soru cevap kısmında buradan soru gelecektir. Orada daha ayrıntılı anlatabilirim. Yani tabii ki Erdoğan en başından beri otoriter bir liderdi. Fakat Türkiye'deki otoriterleşmeyi sadece Erdoğan'a atfetmek sağlıklı bir sonuç olmayacaktır. Çünkü siz sadece bir soruyu yeni bir soruyla cevaplamış oluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Türkiye Erdoğan nedeniyle otoriterleşti. Ve o zaman ben de size şu soruyu sorabilirim. İyi de Erdoğan eliyle Türkiye otoriterleşirken niye ülke içinde veya AKP içinde kimse Erdoğan'ı durduramadı? Yani lider bazlı açıklamaların aslında mekanizmayı anlatmakta çok ciddi sıkıntıları oluyor. İslamiyet ya da Türk toplumunun muhafazakar olmasının bu tabloda bir rolü var mı? Evet, bu tabloda bir rolü var. Fakat çok kısıtlı bir rolü var bence. Şimdi tekrar hani şu tabloya dönecek olursak, aslında bu yapıyı Türkiye'de birçok parti de kurabilirdi. İslamiyet, yani Türk toplumunun nispeten önemli bir çoğunluğunun Sünni olması ve onların da bir çoğunluğunun muhafazakar olması AKP'nin elini bu mekanizmayı kurarken biraz daha kolaylaştırdı. Yani şimdi 2002'de CHP iktidara gelseydi, buradaki MÜSİAD, işte Anadolu Kaplanları, bunlarla ilişki kurma ihtimali AKP'ye nazaran daha zor olacak. Ama aslında burada çok rahat Özal da olabilirdi. Yani aslında İslamiyet sadece bu tabloyu sağ partilerin yapmasını kolaylaştırma rolü taşıyor. Yine aynı şekilde seçmenlere ulaşma konusunda, yani meşruiyet sağlama, onlara kaynak dağıtma konusunda tabii ki Sünni çoğunlukla çok rahat konuşabiliyor olmanız, yani İslamcı bir siyasetçinin işini kolaylaştırıyor. Fakat Türkiye'de tek İslamcı parti AKP değil. Yani eğer AKP'nin seçim kazanmasını siyasal İslam üstünden açıklayacaksak, siyasal İslam'ın ilk ve ana adresi olan Erbakan Hareketi'nin niye oy kaybettiğini, niye bir türlü belini toplayamadığını, işte Saadet Partisi'nin, zamanında Has Partisi'nin neden AKP karşısında hiç rekabet edemediğini anlatamazsınız. Çünkü aslında bazı söylem açısından baktığımız zaman Saadet Partisi AKP'nin bile daha uzağında İslamcı, yani salt İslamcı açıklamalar yapıyor. Fakat Saadet Partisi'nin yapamadığı şey şu kaynak dağıtımı. Hiçbir MÜSİAD'lı iş adamı ya da Ethem Sancak ya da Nihat Özdemir Saadet Partisi'nden kendisine kaynak geleceğini düşünmüyor. İhale alabileceğini düşünmüyor. Ya da Bağcılar'daki seçmen veya Keçiören'deki seçmen Saadet Partisi'nin bu şekilde kendisine partisan kaynak dağıtabileceğini düşünmüyor. Dolayısıyla burada, yani eğer bu size sunduğum triangular dependency AKP'yi iktidarda tutan arabaysa, yani aygıtsa, bunun benzini İslamiyet değil, bunun benzini kaynak. Bu kaynağı AKP sistematik olarak rant sağlayarak Türk ekonomisinden devşirdi. Yani bunun içinde işte 2002 yılından başlatırsak, yani bu para, bu dağıtılan partisan kaynak nereden geldi? İşte Fed ucuz faiz politikası uyguladığı için özellikle 2000'li yıllarda Türkiye'ye milyarlarca dolarlık para aktı. Ekonomi toparlandığı için dış yatırım arttı. Buradan çok ciddi bir kaynak girdi. Yine aynı şekilde 2002'den alırsak sanırım 200 milyar dolara yakın AKP özelleştirmeye imza attı. Buradan ciddi bir kaynak geldi. Ve bütün bunlardan aslında daha fazla olarak AKP toprak rantından nemalandı.
Yani işte artık hangi şehirde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle İstanbul'u ve Ankara'yı bileceksinizdir. İstanbul ve Ankara'nın özellikle şehir merkezlerinin çehresi son 15 senede çok ciddi anlamda değişti. Ve burada işte yeni yapılan binalar, hukuksuz şekilde verilen kat izinleri, parkların, yeşil alanların yok edilmesi, birçok yeni mahallenin sıfırdan inşa edilmesiyle birlikte çok ciddi bir inşaat rantı AKP'ye aktı. İşte AKP İslam dağıtmadı, AKP para dağıttı. Ha, İslamiyet burada nerede giriyor? İslamiyet biraz önce verdiğim açıklamanın örneği şöyle söyleyebilirim. Eğer bu aygıt arabaysa ve gelen dışarıdan kaynak o arabanın benzini ise Sünnilik ya da Sünni İslamiyet bu arabanın paslanmasını engelleyen makine yağıdır. Yani o olmasaydı o makine biraz işte su kaynatırdı, biraz paslanırdı, biraz daha yavaş giderdi. Dolayısıyla tabii ki Sünni İslamiyet'in bir rolü olmuştur. Ama ben burada açıklayıcı faktör olduğunu düşünmüyorum. Yine aynı şekilde sol literatürden ben kendimi bir miktar ayrıştırıyorum. Çünkü ben Türkiye'deki ekonomik yönetiminin neoliberal bir yapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Faiz politikasıyla kavga eden, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ortadan kaldıran, damadını hazinenin başına geçiren, seçim kazanmak için büyük şehirlerin meydanlarında patates, domates satan bir partiye biz neoliberal diyemeyiz. Eğer buna neoliberal dersek o kavramın içini tamamen sündürmüş oluruz. Aslında bizim yaşadığımız şey bir klientelistik, bir ekonomik yapı ve onun üstüne kurulmuş bir neopatrimonyal rejim. Yani Erdoğan'ın tepesinde yer aldığı ve partizan bir şekilde kaynak dağıttığı bir ekonomik sistemle karşı karşıyayız. Zaten son dönem Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ortadan kaldırılması, varlık fonunun ortaya çıkması da bu neopatrimonyal yapının iktisat alanına olan yansıması. Yani eğer 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemi ve onun yarattığı değişiklikler neopatrimonyalizmin siyasi yansımasıysa ekonomik yansıması da bu kurumlar üstünden oluyor. Şimdi peki buradan nasıl çıkacağız? Tabii ki ekonomik kriz kaynak dağıtım miktarını azalttığı oranda bu mekanizmayı da zayıflatıyor ve biz zaten bu mekanizmanın zayıflamasını Erdoğan'ın iktidar koalisyonuna önce MHP'yi katmasından görmüş olduk. Şimdi başka partileri de katmaya çalışıyor. Ama tabii daha önemlisi aslında 2015 yılından beri AKP seçim kazanmakta zorlanıyor. İşte 2015 ve 2018'de parlamentoda çoğunluğunu kaybetti. 2017'de referandumu bence hileli bir şekilde ve yine de ucu ucuna kazandı. Ve 2019 yerel seçimlerini kaybetti. Yani dolayısıyla biz zaten bu makinenin artık yavaşladığını ve ayakta kalmakta zorlandığını görüyoruz. 2019 BD seçimlerinin kaybı bence AKP açısından öldürücü bir darbedir. Bu noktadan sonra artık AKP tepe tak tak aşağı gidecek. Tabii ki ben hani 6 aylık ömrünüz kaldı diyecek bir doktor kadar bir zaman dilimi veremiyorum. Fakat ben AKP'nin önümüzdeki 5 sene içinde kendini tamamen iktidardan yani iktidarı kaybedecek şekilde zayıflayacağını düşünüyorum ve bu noktada hani bizi sıkıntılı bir dönem bekliyor fakat bunun sonucunda Türkiye'deki bu size anlatmaya çalıştığım son 50 dakikadır otoriter yapı çökecek. Son olarak ne yapılabilir? Ben burada iki temel strateji görüyorum muhalif gruplar açısından. Yani bunu sadece siyasi partiler için söylemiyorum. Ama tabii ağırlıklı olarak siyasi partilere bakıyorum. Bunun bir tanesi Erdoğan'ın popülist diskuru üstünden yarattığı kutuplaşmayı azaltan bir ılımı söyleme ihtiyacımız var. Ve yine geniş seçmen kitlelerinden destek toplayabilecek daha merkezde, daha ılımlı adayların ön plana çıkması gerekiyor. Ben Kemal Bey'in CHP'sinin son dönemde belli oranda bunu yaptığını düşünüyorum. Hani ve zaten 2019 yerel seçimdeki başarı biraz bunu gösterdi. Yine bu noktaya paralel olarak popülist liderlerin, yani dünya genelinde takip ettiğiniz diğer ülkelerdeki popülist liderleri de düşünebilirsiniz. Popülist liderler genelde belli kimlik fayatlarından beslenirler. Bu Türkiye'de din oldu zamanında. Şimdi biraz daha böyle bir etnik milliyetçilik sosuna bulanmış bir din oldu. İşte Avrupa'daki bazı sağ partilerde bölgecilik oluyor. İşte Hindistan'da Modi yine etnik kimlikle dini bir araya getiren bir yapı ortaya koydu. İşte Boris Johnson
AB karşıtı bir fay hattı kurdu. İşte Trump benzer şekilde göçmen karşıtlığı üstünden özellikle de beyaz Amerikalı seçmenlere yönelik bir ayrışma yarattı ve oradan seçmen topladı. Şimdi bu tarz liderlere karşı onların fay hatlarında oyunu oynarsanız, yani ben burada Kemal Bey'in belli oranda hatalı bir çizgi takip ettiğini düşünüyorum. Yani siz AKP'yle ben daha dindarım ya da ben daha milliyetçiyim kavgası yaparsanız, yani AKP'nin belirlediği oyun sahasında oynarsanız kaybedersiniz. Onun yerine muhalefetin yapması gereken alternatif bir cleavage, yani alternatif bir siyasi yarık yaratmak. Bunu da aslında ekonomik konuları sürekli gündeme getirerek muhalefet yapabilir. Cumhuriyet tarihinde CHP bunu bir defa başarıyla yaptı. O da 1966 ile özellikle 77 arasında hızla yükselen ve sonunda iktidara gelen ortanın solu hareketi. Yani tabii Bülent Bey'in müthiş diskuru ama onun arkasındaki o ortanın solu kadrosu bir anda Türkiye'deki siyasi tartışmayı işte merkez çevre, yok dindar laik, işte Kemalist, DP'li gibi ayrışmayı bu düzen değişmelidir diyerek ekonomik konulara çekti. Şimdi tabii CHP'nin bu kadar radikal bir çizgiye geçmesi zor. Ama en azından alternatif bir siyasi yarık inşa etmesi gerekiyor. Burada iki konuya vurgu yapabilir. Belli oranda CHP bunu yapmaya başladı. İşte bunun bir tanesi ekonomik sorunları gündeme getirmek. Yani burada yetmez ama evet diyeceğim. Yani gündeme getiriyor ama bence biraz yetersiz. İkincisi de tabii Türkiye'deki otoriterleşme karşısında bir demokratik ittifak kurmak. Yani klivici Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği üstünden değil, dindar laik üstünden değil, Erdoğan'ın yarattığı kişisel otokratik rejime karşıt olanlar üstünden yapmak. Bu da aslında CHP'nin nispeten başarılı bir şekilde yürüttüğü ittifak siyaseti de görüyoruz ve yavaş yavaş başarılı olmaya başladı. Tabii başarılı olması çok zaman aldı ama yavaş yavaş bunun bir başarı sağladığını görüyoruz. Özellikle 2019 yerel seçimleri sonrasında bunu CHP'li bazı belediyeler yapmaya başladı. Seçmenlerin geniş kesimlerine dokunabilecek hizmet ve yeniden dağıtım politikaları. Çünkü size biraz önce hani söylediğim şu kaynak dağıt... Pardon. Şuradaki tabloda gösterdiğim hani AKP ile seçmen arasında kurulmuş bu bağımlılık ağını siz de belediyeler üstünden kaynak dağıtarak kırabilirseniz yavaş yavaş o seçmenlerin AKP'den belli oranda daha otonom hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak ki ben burada CHP'nin epey çuvalladığını düşünüyorum. Siyasi kurumları, politik hakları, temel hak ve özgürlükleri savunan bir toplumsal muhalefet cephesinin kurulması gerekiyor. İttifak siyasetinde CHP belli oranda başarılı oluyor. Fakat seçimler yapıldıktan sonra parlamentoda AKP'nin ve Erdoğan'ın önerdiği aşağı yukarı her otoriter uygulama bir şekilde geçiyor ve politikaya dönüyor. Ve CHP muhalefeti parlamento dışına çekemediği için, geniş katmanlı bir toplumsal muhalefet hareketini güçlendiremediği için burada çuvallıyor. Şimdi Kemal Bey bunu anladığım kadarıyla şurada söylediğim kutuplaşmayı azaltacak bir dil ortaya koymak için biraz yapıyor. Yani işte Ayasofya'ya karşı çıkmıyor. Ama tabii burada şöyle bir açmaz var. Ayasofya'nın ibadete açılmasına siz Müslüman seçmeni rencide etmeyin diye evet diyorsunuz. 3 sene sonra okullarda kız ve erkek öğrencileri de ayrı sınıflara konalım dendiğinde de aynı sınıfı söyleyeceksiniz. Bu sefer laik eğitimin tamamen içini boşaltan bir hamle olacak. 5 sene sonra Erdoğan hilafeti tekrar geri getirirse Türkiye'de ona da mı katılacaksınız? Yani CHP'nin bence toplumsal muhalefet yaratma konusunda bazı zafiyetleri var ve çizgiyi nerede çekeceğini bilemiyor. Dolayısıyla burada asıl rol CHP yapamadığı için geride kalan STK'lara, akademisyenlere ve basına düşüyor. Bunu Türkiye'de şu an en iyi yapan kadın hareketi. Nitekim AKP'nin son 4 senede yaptığı bu otoriter uygulamalar içinden en çok çuvalladığı şey İstanbul Sözleşmesi oldu. Bunun muhalefete diğer konularda da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Başta sosyal medya olmak üstünden, olmak üzere. Gerekirse sokağa da çıkarak muhalefetin belli konularda sıkı bir iktidar karşısında hani toplumsal muhalefet ağını genişletmesi gerekiyor diyerek ben sözlerimi tamamlayayım. Sanırım 5-10 dakikada biraz uzattım.
sabrınıza sığınarak kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum. Bitti mi Berk? Bitti. Evet. Oh, geçmiş olsun arkadaşlar. Berk, çok teşekkürler. 70 dakika kadar sürdü ama çok da sürükleyiciydi. Yani devam etse kimsenin de itirazı olmazdı sanıyorum. Bu arada sunumunu bana dosya olarak yollar mısın toplantı sonrası? Tabii, hem bu video kaydını hem de onu ben katılımcılara ileteceğim. Yani ona da itirazın olursa yollama. Yo, zevkle. Tabii. Tamam, biz de çok memnun oluruz. Mehmet nerede bu arada? Mehmet Özel. Mehmet Özel. Buradayım abi. Güzel. Tamam ama bir göster yüzünü. Mehmet, sen ne biçim teknik aşırı? Buyurun abi. Tamam. Şimdi önce bir hızlı olarak isterseniz el kaldırmalar başladı. Hızlı da değil. Önce yazılı soruları gündeme getirelim. Ama belli ki burada karşılıklı konuşarak daha büyük bir bilgi alışverişi yapacağız. Ben izninizle başlıyorum. Sonra ek soru sormazsanız sözlülere geçebiliriz, yazılı soru sormazsanız. Mehmet, ortada dur sen de. Chat. Evet, başlıyoruz. Şimdi Doğan Gözde'den gelmiş. HDP'li başkanların seçim kazanıp akabinde görevden alınmaları, yani kayyum uygulamaları, yaptığınız tanıma göre hangi yönde bir özelliktir? Rekabetçi, otoriter, sandığı bile red mi? Evet, hangi gruba giriyor? Yani bu çok güzel bir soru. Açıkçası kesinlikle rekabetçi otoriter yapının sınırlarını zorlayan uygulamalar. Yani Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'li milletvekillerinin tutuklanması da buna bir örnek ve tabii kayyum atamaları da buna bir örnek. Orada aslında iki şey söyleyeceğim. Bunun bir tanesi, rekabetçi otoriter rejimlerde ki rekabet ülke genelinde aynı oranda olmuyor. Yani İstanbul'da ya da Ankara'da ya da Batı illerindeki iktidarın tolere ettiği rekabetle Güneydoğu bölgesindeki rekabet aynı değil. Yani rekabetçi otoriter sistemin de kendi içinde rekabet bölgeden bölgeye, seçimden seçime değişebiliyor. Aslında bunun üstüne şu an ben bir çalışma yapıyorum. Ama daha yazmadım. Mesela seçimler üstünden bakarsak iktidarın, siz de tahmin edeceksinizdir, en tolere edemeyeceği seçim kaybı Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Yani aslında iktidar çok rahat bir şekilde Ankara ve birçok ilde belediyeleri bıraktı, değil mi? Ama İstanbul'da çok zorlandı. Ve hatta İstanbul'da ikinci seçimi zorladı. Ama ikinci seçimi kaybedince orayı bıraktı. Güneydoğu'da bunu bile kabul etmiyor. Yani dolayısıyla bir varyasyon var rekabet açısından seçimlere yönelik. Şimdi yerel seçim, parlamento seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi olarak üç farklı seçime baktığımız zaman en kolay tolere edebileceği seçim kaybı parlamento seçimi. Niye? Çünkü Erdoğan'ın elinde parlamentoyu bypass etme ihtimali olduğu için AKP çoğunluğunu kaybetse bile onu belli oranda tolere edebiliyor. Arkadan belediye seçimleri. Çünkü orada siz belediye başkanlığını kaybettiğiniz zaman yani executive, yani yönetici pozisyonunu kaybediyorsunuz. Dolayısıyla parlamento seçimine göre kaybı tolere etmesi daha zor olan bir seçim. Ama İstanbul değilse diğer illerde yine belli oranda tolere edebiliyorsunuz. Asıl tolere edemeyeceği şey, çünkü büyük ihtimalle böyle bir soru da gelecektir, Cumhurbaşkanlığı seçimi. İşte dananın kuyruğunun kopacağı seçim orası olacak. Çünkü Erdoğan açısından o seçimi kaybetmesi oyun sonu. Yani artık orada game over. Dolayısıyla rekabetçi otoriterliğin sınırlarının zorlandığını kayyum uygulamasında görüyoruz. Ama seçimin meşruiyetini ortadan kaldıramıyor. Peki. Vahap Samanlı bir yorum yapmış. Türkiye'de laik demokrasinin ve ulusal beraberliğin oturmamasının sebebi 1940 diye. Bu konuda bir şey söylemek ister misin?
Yani 1940'ın özelliğini anlayamadım. Acaba 1950 mi demek istedi Vahap Bey? Yani tek parti yönetiminin peki bitişi. Şöyle yapalım onu. Vahap sen bunu el kaldır sözlü olarak iletirsin sıra geldiğinde. Tekrar yaz, tekrar geri gel yapmayalım. Oruç Yurdaer'in bir sorusu var. Bizim inandığımız, anladığımız manada demokrasi ve özgürlük ile yönetilen insan miktarı toplam dünya nüfusunun büyük değil küçük yüzdesi diye düşünüyorum. Bu sizce de doğru mu? Eğer öyleyse bu sistem sizce en iyi sistem midir? Ya da idealize ettiğimiz manada tüm dünyada uygulanabildiği yer var mıdır? Yani şimdi tabii popülist liderler toplumu kutuplaştıran bir dille ve özellikle de anti elit bir çizgiyle iktidara geldikten sonra tabii eğitimli kesimlerde demokrasiye olan güven biraz düşmeye başladı. Türkiye burada tek bir örnek değil. Aslında bunu Amerika'da da çok rahat görüyoruz. Trump sonrası benim birçok demokrat arkadaşım yani hani biraz dalga geçiyorum. Hani Kemalist teyze çizgisine geldiler. Kaşıyan Missouri seçmeni, işte Güneyliler ırkçı. Hani biraz dışarıdan gazel okuyordu New York Times Türkiye'ye. Başlarına geldiği zaman aslında Türk toplumunun, yani Türkiye'deki muhalefetin verdiği tepkiye çok benzer bir tepki verdiler. Dolayısıyla aslında bu soruyu genel sormak mümkün. Yani ben Türkiye'ye özgü bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ben o noktada yine de cevabımı demokrasi lehinde kullanacağım. Çünkü demokrasi sadece sandık demokrasi değil. Yani demokrasi insanların fikirlerini özgürce söyleyebildikleri, en azından söyleme imkanları olan bir rejimin adı. Dolayısıyla hani demokrasiden rotayı başka yere kıracak olan bir sistemde siz arada bir daha elit, aydın bir lidere belki sahip olabilirsiniz. Fakat daha sonra onun politikalarını değiştirmeniz zor olur. Ve her zaman da o aydınlanmış despot lideri bulmanız da zor olacaktır. Fakat yani dolayısıyla ben demokrasiden başka bir rejimi desteklemiyorum. Fakat burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani 1950'den, çünkü sanırım soru biraz onu da anlatmaya çalışıyor. Yani 1950 Türk toplumuyla işte 2020 toplumunu karşılaştırdığımız zaman, yani o 70 senelik sürece baktığımız zaman Türkiye'de eğitim seviyesi, okuma yazma oranı, gelir seviyesi arttı. Yani aslında demokrasiyi oturtma anlamında biz 2020'de çok daha kolay bir işe sahibiz 1950'ye nazaran. Daha önceki dönemlerde Erdoğan gibi bir liderin iktidara gelmemesinin nedeni halkın daha aydın olmasından kaynaklanmıyordu. Belli veto oyuncuları nedeniyle bu tarz liderlerin bir şekilde iktidara gelmesi de engelleniyordu. Burada sadece hani askeri kastetmiyorum, yani darbeleri kastetmiyorum. Anayasa Mahkemesi de birçok noktada çok müdahildi. Partiler belli korkularla, yani sağ partiler de çok da öyle hani siyasal İslamcı bir isme içlerinde hani yer vermiyordu. Ve tabii toplum bu kadar harekete geçmemişti. Yani şehirleşme oranı %40-50'ydi, 60'tı. Ve köylerde birçok seçmen aslında ilişki ağı içinde oldukları ekonomik elitler doğrultusunda oy veriyorlardı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Turan Fevzioğlu Kayseri'den milletvekili seçilebiliyordu. Şimdi Turan Fevzioğlu'nun ne kadar sağ kemalist bir çizgide olduğunu hani sizin kuşağınızdan insanlar hatırlayacaktır. Bugün Turan Fevzioğlu, yani şimdiki Fevzioğlu'nun dedesi, Kayseri'de milletvekili adayı olsa herhalde linç edilir. Ama çok rahat bütün 60'lar 70'ler boyunca oradan milletvekili seçilebildi. İsmail Bey aynı şekilde, Balcam Kayseri milletvekiliydi. Yani dolayısıyla ben burada bir geriye gitme görmüyorum. Sadece şöyle bir açmaz var. Uzatmadan tek bir cümleyle hani tamamlayayım. Cumhuriyet devrimleri haklı olarak tepeden inme bir şekilde geldi. Ve tek parti yönetimi bittiğinde, yani 1950'de şehirleşme oranı Türkiye'de %24'tü. Hadi yuvarlayalım %25'ti. Dolayısıyla tek parti döneminde yapılmış reformlar toplumun dörtte birine bile aslında nüfuz etmemişti. Dolayısıyla 1950'den başlayarak şimdi %85'lik bir şehirleşme oranına geldik. Ve işte o 70 senede köylerden, kırsal bölgelerden kentlere göç eden geniş kitleler Kemalist reformlarla, yani Kemalist reformları ilk defa tecrübe ediyorlar ve bir direnç gösteriyorlar. O nedenle her 10 senede bir
daha muhafazakar bir sağ parti iktidara getiriyorlar. Bunu ben bir deprem olarak görüyorum. Yani bir fay hatları sürekli oynuyor. Biz bu depremin sonuna geldik. Şehirleşme oranı %85 oldu. Artık kırsal bölgelerden gelecek daha muhafazakar bir kitle yok. Ve bilakis büyük şehirlere gelmiş muhafazakar kitlelerin çocukları şehir hayatına entegre olmaya başlamış durumdalar. Yani eğitim kurumlarına, sosyal hayata ve iş sektörüne. Ve dolayısıyla ailelerinden daha farklı şeyler istiyorlar. Ailelerinden daha az muhafazakarlar. Bu kuşak Türkiye'yi daha demokrat ve daha layık bir çizgiye getirecek. Yani kuşaktan kastım 80 sonrası doğanlar. Dolayısıyla ben daha umutluyum ve demokrasi taraftarıyım. Peki. Vahap'ınkine geri geliyorum. Çünkü o herhalde kaçtı araya Oruç'un mesajı. Demin konuştuğumuz cevabını verdiği soru girmiş. Vahap'ınkini tekrarlıyorum. Türkiye'de laik demokrasinin ve ulusal beraberliğin oturmamamasının sebebi 1940'lardan itibaren Atatürkçülüğün içinin boşaltılması ve sağın iş güç peşinde, solun ise modası geçmiş batı ideolojileri peşinde cumhuriyetin kurucusu kavramlarına boş vermeleridir düşüncesindeyim. Yani ben buna tam anlamıyla katılmıyorum. Hani tabii ki 50 sonrası takip edilen politikalara destek vermiyorum. Hani dolayısıyla eleştiriye katılıyorum. Fakat ben Türkiye'deki otoriterleşmenin nedenini bu olarak görmüyorum. Şimdi bence Türkiye'deki Kemalist çevrelerin şöyle bir açmazı var. Biraz önce söylemiştim. Devrimler tepeden inme, halka sorulmadan Jacobin bir şekilde yapıldı. Benim bununla hiçbir sorunum yok. Fakat bu yapıyı ancak demokrasi dışı bir yöntemle devam ettirebilirsiniz. Yani medeni kanunu 1960'da halka sorsaydık medeni kanun geçmezdi. 1980'de sorsaydık büyük ihtimalle yine geçmezdi. Şimdi ben medeni kanunu destekleyen biriyim. O nedenle Kemalist devrimleri kesinlikle eleştirmiyorum. Ama bu devrimlerin halk nezdinde oturması için de bir miktar zamana ihtiyacımız var. Şimdi o zaman süresince iki tane seçenek geliyor. Ya siz Jacobin yönetimi devam ettirirsiniz. Yani otoriter yapıyı değiştirmezsiniz. Ve toplumu işte tepeden inme bir şekilde yönetirsiniz, eğitirsiniz. Ve işte 50 senelik tek parti yönetimi sonrasında işte halkımız artık eğitildi deyip o zaman demokrasiye geçersiniz. Fakat otoriter rejimler içeriden çürürler. Dolayısıyla ben bunun Türkiye açısından sağlıklı bir yol olduğunu düşünmüyorum. İkinci yöntem bence İsmet Paşa'nın 1945 sonrası yaptığı yöntemdir. Ben bunun Türkiye açısından sıkıntılı olmakla birlikte daha doğru yol olduğunu düşünüyorum. O da nedir? Bir şekilde kademeli bir şekilde çok partili hayata geçmek, fakat kurulan muhalefet partisini de Atatürk'ün de güvendiği birine kurdurtmak. Dolayısıyla ortaya çıkan çok partili sistemi sistem karşıtı, radikal, işte İslamcı, Şeriatçı isimlere kapamak. Celal Bayar'a Demokrat Parti'nin kurdurtulmasının temel nedeni budur. Ve aslında biraz bu model nedeniyle çok uzun süre Türkiye'de seküler ölçekte lider, sağcı liderler iktidara geldi. Seçim kazanmak için evet biraz Müslüman kitleleri, bazı Müslüman söylemler, İslami söylemlerle mobilize ettiler. Fakat ben Erdoğan'a kadar hiçbir başbakanı ya da cumhurbaşkanını siyasal İslamcı demem. Türkiye 52 sene kazandı. Bu sayede. Bu 12 senede gelişti, ekonomisini büyüttü, okuma yazma oranını arttırdı, eğitim olanaklarını arttırdı ve İslamcı bir dalgayla mücadele edebilecek bir birikim sağladı. Ben o nedenle İsmet Paşa'ya, yani Mustafa Kemal'in devrimlerine saygı duymakla birlikte İsmet Paşa'nın bu kararına da çok saygı gösteren biriyim. Ve ben o olmasaydı Türkiye'deki Cumhuriyet rejiminin anti-devrimci bir dalgayla çökebilme riskine sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ekonomi büyümüyordu 40'larda. Çok daha sert bir devrim karşıtı dalga gelebilirdi. Yani dolayısıyla hani CHP'nin seçmene gitme alışkanlığını edinmesi çok önemli bir şey. Buradaki tabii son olarak hani şöyle bir pencere açayım. Biraz önce çünkü ortanın solu hareketine değinmiştim. Aslında yani Cumhuriyeti kuran, Jacobin devrimler yapan Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu hareketi sayesinde 70'lerde çok rahat, ciddi oranda oy sağlayıp iktidara gelebildi.
yani okuma yazma oranının, şehirleşme oranının daha düşük olduğu bir dönemde pekala CHP iktidara gelebildi. Kadrosu iyiydi, ideolojisi iyiydi, söylemi iyiydi. Yani bir şekilde halka ulaşabiliyordu. Bunun bitmesi bence daha büyük bir kırılma noktası oldu. Burada sadece 12 Eylül'ü kastetmiyorum. 12 Eylül tabii ki bir çok ciddi bir kırılma noktasıdır. Ama aslında 70'li yıllarda, yani Soğuk Savaş döneminin 70'li yıllarında birçok gelişmekte olan ülkeye baktığımız zaman sanayileşme politikalarının artık tıkandığı ve birçok Türkiye'nin muadili olan ülkede de darbelerin yaşandığını görüyoruz. Brezilya'dan Arjantin'e, oradan Şili'ye, oradan Pakistan'a, Hindistan'a, Mısır'a birçok gelişmekte olan ülkede 70'li yıllar iktisadi anlamda kapalı, o modelin artık işlemediği yıllar. Dolayısıyla Türkiye'deki kırılma devletçi ekonomik modelin artık içeriden çürümesi ve 12 Eylül rejimi. Ben onu 50'den daha büyük bir kırılma olarak görüyorum. Peki. Oruç'un bir sorusu daha var. Yani Vahap'ın iki sorusunu birleştirdiğimden önceki soruyu soran Oruç'un. AKP kaynak dağıtarak bağımlılık yarattı ise bu pandemi ve ekonomik kriz döneminde yeterli arttıramaması sonucu iktidarını kaybeder ve hilafet kaybeder mi? Evet, bunu mi? Devam ediyorum. Hilafet ile ilgili tartışmalar sadece yurt içine yönelik değil sanırım. Bunun AKP için nasıl bir artı eksi olacağını düşünüyorsunuz? İki parçadan oluşuyor. Yani ben Türkiye'de hilafete artık kitlesel bir desteğin kalmadığını düşünüyorum. Zaten kamuoyu anketlerinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın hilafeti ilan edebileceğini, hatta ilan etmek isteyeceğini düşünmüyorum. Onun yerine benim Türkiye'de kaygılandığım gelişme ülkenin İslamileşmesinden ziyade aslında yani AKP bu yönde yani AKP toplumu, daha doğrusu AKP döneminde Türkiye toplumu hayli dünyevileşti. Yani ben bunu AKP'li öğrencilerimde de görüyorum. İşte türban takma oranı azalıyor, erkek arkadaşıyla el ele dışarıda dolaşan muhafazakar kızların oranı artıyor, işte aile yapısı aslında batıya yakın bir çizgiye doğru geliyor. Yani Türk toplumu aslında çok hızlı bir şekilde dünyevileşiyor. Benim korkum Türk toplumunun hödükleşmesi, İslamileşmesinden ziyade ya da muhafazakarlaşmasından ziyade anti-batıcı, uluslararası sistem karşıtı, biz bize benzeriz, biz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur tarzı reaksiyoner, mesleksiz, eğitimsiz, yoz bir milliyetçi çizgiye girmesi. Beni bu daha kaygılandırıyor. Onu söylemiştim. İkincisi pandemi döneminde ve ekonomik kriz nedeniyle yeterli kaynak dağıtamıyor AKP. Bu nedenle kaybeder mi? Kaybeder. Kesinlikle kaybeder. Zaten kaybetmeye başladı. Yani İstanbul'u son derece büyük bir olaydır. Yani aslında CHP 1989 yerel seçiminde kazandı. Yani CHP'nin kazandığı başarı kadar bir başarı kazandı. Ve bence 89'daki isimlerin hepsi o kadar iyi değildi. Bu sefer belediye başkanlarına baktığım zaman her biri kendi şehrine de entegre olan isimler. Yani Zeydan Kayalar'ı dinliyorum ve bir yani hakikaten diyorum Adana seçmeni bu adam gibidir. Ekrem İmamoğlu'na bakıyorum ve evet İstanbul seçmeninin belli bir yansıması. Mansur Yavaş'a bakıyorum, işte Ankara'nın o milliyetçi, kemalist, cumhuriyetçi, devletçi seçmeninin bir yansıması. Tunç Soyer, İzmir'le çok entegre bir isim. Büyük bir ihtimalle bu isimlerin hiçbirisi 2024'teki yerel seçimi kaybetmeyecek. AKP kaynak dağıtamıyor, pandemi de iyice çuvalladı ve kaynak dağıtamadığı için içeriden de bölünme başladı. Çünkü siz eskiden atıyorum, diyelim ki rakamları tamamen sallıyorum, 100 milyar dolarlık bir kaynak dağıtımı yapılırken artık 70 milyar dolarlık kaynak dağıtımı yapılıyor. Bu ne demek olur? AKP tabanına 30 milyar dolar eksik kaynak dağıtılıyor. Dolayısıyla AKP tabanının bir grubu daha eksik kaynak alacak. Ve burada Erdoğan giderek neopatrimonyal bir yönetim çizgisine gittiği için, yani giderek kişi idaresini ön plana çıkardığı için artık rejimden nemalananlar Erdoğan'ın yakınları. O nedenle AKP tabanı daralıyor. Kesinlikle seçimi kaybedecekler. Peki. Hayrettin Kanıcı'nın sorusu var. Atlamayayım, iki sorusu var çünkü. Güzel. Sen aslında kısmen cevaplandırdın. AKP'nin giderek oy ve itibar kaybettiği dikkate alınırsa önümüzdeki seçim demokratik olacağını düşünüyor musunuz? Kaybederse
seçimin hesabını vermeyi göze alır mı? Geçmişin, özür. Yani oy kaybediyorsa önümüzdeki seçimin demokratik olur mu? Ve geçmişin hesabını vermeyi göze alabilir mi? Yani bu kaybetmeyi göze alıp ne dersin? Seçimler zaten demokratik değil. Dolayısıyla yani 2019 seçimi de demokratik değildi. 2015-18 seçimleri de demokratik değildi. Referandum da demokratik değildi. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi artık ne zaman yapılır bilmiyorum. Yine demokratik olmayacak. Yani rekabetçi otoriterlik nezdinde anlattığım her şey önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli olacak. Yani muhalefet eşit olmayan şartlarda rekabet edecek. Muhalefetin adaylarına baskı olacak. Muhalefet cephesinin bir araya gelmemesi için çeşitli müdahaleler yapılacak. Yani dolayısıyla buradaki soruya kesinlikle yani demokratik bir seçim olmayacak. Ona çok rahat cevap verebilirim. Ama muhalefet zaten bu koşullarla rekabet etmeyi artık öğrenmeye başladı. Yani işte medyada kendisine yer verilmediği zaman sosyal medyayı çok efektif bir şekilde kullanılıyor. Mesela bir örnek vereyim. Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterildiği zaman Instagram'daki takipçi sayısı sanırım 50 bindi. Şu an 6 milyonu geçmiş durumda. 1,5 sene oldu. Aday gösterilmesi Ocak 2019. Şu an biz Ağustos 2020'deyiz. Yani yaklaşık 1,5 senede çok efektif bir şekilde işte dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu yayına çıkarmasınız ne olur? Instagram hesabı üstünden zaten 2 milyon kişi kendini dinletiyor. Twitter üstünden 300 bin kişiyle paylaşım yapabiliyor. Bunu bir örnek olarak verdim. Yani başka yöntemleri de var tabii muhalefetin. Dolayısıyla seçim demokratik olmayacak ama muhalefet rekabet edebilecek. Erdoğan seçimi kaybeder mi? Kaybedebilir. Tabii seçimin ne zaman yapıldığı da bence bununla çok alakalı. Ama artık Erdoğan'ın seçim kaybedebilme ihtimali çok açık bir şekilde var. Zaten iktidarın bu kadar paniklemesi, Erdoğan'ın sürekli bir gündemi değiştirmeye çalışması da bununla alakalı. Yani dolayısıyla bu söylediğim şey çok spekülatif olmayacaktır. Şimdi genelde muhalif çevrelerden Türkiye'de bir şekilde Erdoğan kaybedeceği seçime girmez analizi yapılıyor. Defalarca bu yanlışlanmasına rağmen. Yani işte Erdoğan kaybedebileceği İstanbul seçimini yeniletti ve kaybetti ve kös kös kabul etti. Dolayısıyla ben Erdoğan'la bu kadar büyük güç ve rasyonelite atfedilmesini doğru bulmuyorum. Ya böyle Erdoğan her şeyi kontrol eden, başarılı kararlar alan bir dahi otokrat değil. Çuvallıyor, yanlış strateji uyguluyor, yanlış kararlar veriyor, yanlış isimler seçiyor ve zayıflıyor. Yani bir kez ben çok farklı bir açıdan bakıyorum. Peki. Şimdi Turgay'ın ikinci bir sorusu var. AKP'nin dindar gençlik yetiştirme politikaları ne anlama geliyor? Tarikatlara verilen önem ve kaynaklar. Devamı var mı? Yok, evet. Yani bu ne anlama geliyor dindar gençlik yetiştirme politikaları? Tabii AKP'nin dindar gençlik yetiştirme politikası tabii ki atamadan kendisini ideolojik olarak bağımlı her yaptığını destekleyecek kurşun asker yetiştirme hedefinden. Çünkü siz eğer seçmen kitlesini ideolojik olarak kendinize bağlayabilirseniz o seçmen kitlesi kaynak dağıtılmadığında bile gidip disiplinli bir şekilde size oy verir. Dolayısıyla hani AKP kendisini iktidarda tutacak bir taban yetiştirmeye çalışıyor. Yani oradaki dindar gençlik politikasının arkasında bu var. Fakat bu politika tutmuyor. Mesela evet zorla İmam Hatip okul sayısını arttırdı. Fakat İmam Hatip'e kendi isteğiyle çocuğunu gönderen aile sayısı son dönemde azaldı. Çünkü vatandaşların önemli bölümü rasyonel ve rasyonel insanlar şunu görüyorlar. Herkes çocuğu için en iyisini ister. Ve bakıyor İmam Hatip mezunlarının üniversiteye girme oranı normal lise mezunlarının üniversiteye girme oranına göre daha düşük. Ve 21. yüzyılın ekonomisinde bir İmam Hatip mezununun ayakta kalması giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla ben bu dindar gençlik yetişme politikasının çok da başaracağını düşünmüyorum. Bir, çünkü artık seçmenler de bu politikaya destek vermiyor. İki, bunu çok sistematik olarak yapan Gülen hareketiyle olan ayrışma nedeniyle aslında AKP'nin bu politikayı takip kapasitesi son 3-4 senede çok azaldı. Ve üçüncüsü, artık CHP'li belediyeler
yurt finanse etme işine girmeye başladıkça, hem İstanbul Belediyesi hem Ankara Belediyesi bunu yapmaya başladı. Zaten buna olan ihtiyaç da azalacak. Dolayısıyla hani ben politikaların giderek daha az verimle takip edildiğini düşünüyorum. Bir son sorudan bir küçük bir nokta kalmıştı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın seçimleri iptal etmek kesinlikle çıkarına değil. Şu nedenden ötürü. Şimdi bir otoriter lider rekabetçi otoriter bir yapıyı niye ayakta tutmak ister? Çünkü oradan ciddi anlamda meşruiyet kazanıyor. Tayyip Erdoğan'ı Hulusi Akar veya Süleyman Soylu veya Berat Albayrak'tan ayıran şey nedir? Tayyip Erdoğan'ın çok popüler olması. Tayyip Erdoğan'ın bütün karizması, bütün gücü oy devşirebilmesinden, Türk seçmeninin en azından %40'ının desteğini alabilmesinden geliyor. Eğer Erdoğan'ın desteği %10 olsaydı inanın orada duramazdı. Bir saray darbesi olurdu, ordu ittirirdi, iş adamları tepki gösterirdi. Ha, bu kadar popülaritesini yitirseydi. Seçimler, seçimlerin yapılması, seçimleri kazanan bir örgütün ayakta tutulması otoriter lidere bu avantajı sağlıyor. Eğer sandığı ortadan kaldırırsa Erdoğan'ı diğer isimlerden ayıran hiçbir özellik kalmayacak. Dolayısıyla Erdoğan bu yolu takip etmeyecektir. Ha, seçim akşamı eğer aradaki oy farkı küçük olursa ve CHP sandıklara sahip olamazsa evet yani bir şey olabilir. 2014 Ankara seçiminde ne olduysa Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu olabilir. Ve tabii son olarak bence muhalefetin şunu tartışması gerekiyor. Erdoğan'a hani bizim bu literatürde altın paraşüt olarak geçiyor. Otoriterleşmiş ve iktidarı kaybederse çok bedel ödeyecek bir lidere iktidarı bırakması için bir kolay çıkış noktası verilmesi gerekebilir. Daha biz o noktada değiliz. Ama bunu büyük ihtimalle tartışmamız lazım. Bu nedenle mesela CHP'nin ittifak siyasetinin bir nedeninde bu olduğunu düşünüyorum. Yani eğer AKP'nin de bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış isimleri de siz koalisyonunuza alırsanız o en azından Erdoğan'a şey mesajı verebilir. Aynı 1950'de CHP'ye o güvence verildiği gibi değil mi? Menderes geldi, ilk hafta devri sabık yaratmayacağız dedi. Yani tek parti döneminin bazı uygulamalarını değiştireceğiz ama soruşturma açmayacağız. Bu mesajın verilmesi gerekiyor. O mesaj verilirse ve seçimi kaybederse gider. Peki. Berk teşekkürler. Berk ama uzun cevap veriyorsun sen de. Neyse geliyor. Şey geliyor. Burada Ahmet Alptekin hazır ol. Sana geliyor. Şimdi son yazılı soruyu iletiyorum. İletiyorum. Kim sordu onu? Muharrem İnce ile ilgili bir soru var. Evet, onu okuyabilir. Okusa da sen onu kendin. Veya evet, şeyden sonrasını okumuyorum. Turgay'dan sonrasını. Ben okuyayım. Ben sen kendin oku lütfen. Muharrem İnce, Turgay Bey'in sorusu. Muharrem İnce'nin parti kurması nedeni, kurma nedeni hakkındaki düşüncenizi ve CHP ile Milliyetçi Cephe açısından, yani Millet İttifakı açısından olabilecek etkiler nedir? Şimdi Muharrem İnce'nin ayrı parti kurmayı düşünmesinin bence birkaç nedeni var. Bunun bir tanesi öyle ya da böyle, yani ben Muharrem İnce'yi çok beğenen bir akademisyen değilim. Fakat bu adam 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı adayı olmuş, %30 oy almış ve parti içinde de belli bir tabanı olan isim. Şimdi bu isim 2018 sonrasında tamamen parti içinde genel merkezin politikaları nedeniyle marjinalize edildi. Yani %20'lik bir delege üstünde ağırlığı varsa bile parti meclisine tek bir kişi sokmasına izin verilmedi. İşte 2018 seçiminde aday listesinden birçok ona yakın isim temizlendi. 2019'da birçok belediye başkanı Muharrem İnce'ye yakın olduğu için aday gösterilmedi. Bunun en büyük örneği Kırklareli'ndeki belediye başkanıdır. Bağımsız girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla yani orada genel merkezin ittifak siyasetini başarıyla takip ederken bunu parti içinde tek adam yönetimini ortaya çıkarmak için kullanması bence bir neden. Nitekim son işte geçen hafta düzenlenen CHP kurultayında şöyle bir komedi yaşandı. Türkiye'de tek adam yönetimini ortadan kaldırmak için Kemal Bey tek aday olarak kurultaya girdi ve tek parti meclisi listesinde kendi adaylarını seçtirdi.
ve partinin kontrol ettiği televizyonlarda da parti içi muhalefete yer sağlamadı. Dolayısıyla ben belli oranda genel merkezin hatalı davrandığını düşünüyorum. Fakat ikinci neden biraz daha rasyonel. O da şu. Şimdi biz yaptığımız siyasal analizlerde hep parlamenter sistem sanki devam ediyor gibi bakıyoruz. Şimdi eskiden parlamenter sistem varken ve %10'luk bir seçim barajı da devam ederken CHP'den ayrı parti kurmanın hiçbir olumlu tarafı yoktu. Çünkü koskoca CHP karşısında bir de %10 barajı varken siz oy devşiremiyordunuz. DSP'nin silinmesinden işte Emine Ülker Tarhı'nın kurduğu partinin binde bir oy alamamasına kadar aslında bunu sayısız örnekte gördük. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde bu geçerli değil. Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde artık hiçbir aday Tayyip Erdoğan'da dahil olmak üzere %50'yi tutturamadığı için %2 oy alabilecek bir adayın bile bir söz hakkı kalıyor. Dolayısıyla siz bu CHP olabilir, İyi Parti olabilir, başka bir parti olabilir. Kendi partinizde marjinize edildiğinizi ama ayrı bir isimle çıkarsanız, atıyorum %5 oy alabileceğinizi düşünüyorsanız ayrı parti kurmanın bir rasyonel tarafı var. Çünkü o zaman ayrı parti kuruyorsunuz, arkadan Millet İttifakı'na gidip şey diyorsunuz, benim %5'lik oyum var, bana da sandalye var bu ittifakta, benim de görüşlerimi dinle. Yani aslında parti içinde ince biraz onun istekleri uygulansaydı büyük ihtimalle bu gerçekleşmeyecekti. Yani ne olurdu? Bence bir şey değişmez. Çünkü zaten takip edeceksinizdir, takip etmişsinizdir. AKP çok memnun Muharrem İnce'nin çıkmasından ortaya. Dolayısıyla ben CHP gibi çok disiplinli bir seçmen tabanına sahip olan bir partinin Muharrem İnce ayrı girerse çok fazla oy kaybedeceğini düşünmüyorum. Fakat iki sonucu olur. Son olarak tamamlıyorum. İki pratikte sonucu olur. Bir, bunu 2018 seçiminde de gördük. Muharrem İnce aday olma ihtimalini canlı tutarak Kemal Bey'in Abdullah Gül gibi siyasal İslami gelenekten gelen birini aday göstermesinin önünü engeller. Yani önünü keser. Çünkü der, ona aday gösterirsem ben adaylığımı koyarım ve oy toplarım. İkincisi, büyük bir ihtimalle Kemal Bey daha dengeli bir MYK kurmak zorunda kalır. Bugün takip edemedim ama sanırım MYK ortaya çıkmadı daha. Kurultayın üstünden yaklaşık 2 hafta geçti. CHP tarihinde benim görmediğim bir olay. 2 haftada kurultay sonrası MYK'nın ilan edilememesi. Büyük bir ihtimalle Kemal Bey harıl harıl parti içindeki farklı kanatlarla müzakere ediyor. Tabii bunun içinde Muharrem İnce de olabilir. Belediye kanatları da olabilir. Özellikle İstanbul. Peki. Tamam değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Oğuz Ahmet sıra sana geldi ama Oğuz Türk Yılmaz el kaldırman lazım. Yani Zoom'ca el kaldırman. Yazı yazmana gerek olmaz o zaman. Şimdi el kaldırırsan Ahmet'ten sonra galiba kimse yok ama evet Ahmet konuş Ahmet Alptekin. Evet peki. Merhabalar tüm katılımcılara sevgiler selamlar. Berk Hocam çok teşekkürler. Bir sorum, en önemli bulduğum sorum, 3 sorum var ama birle sınırlayacağım. MHP ile ilgili anlattığınız AKP seçmeninin niye oy verdiğini çok net anlayabildim. MHP'nin AKP ile işbirliği yapması sonucunda MHP seçmeni de bu pastadan pay almaya başlamıştır diye düşünüyorum. Bu doğru mu ve bu AKP seçmenini üzüyor mu? Çünkü sonuçta kaynağı bölüşüyorlar MHP'lilerde. Ve belki son zamanlardaki MHP'nin çıkışı da bu kaynak kavgasıyla ilişkilendirilebilir mi? Teşekkürler. Kesinlikle yani bence çok güzel bir soru. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Evet yani MHP pastadan pay almaya başladı. Aslında Devlet Bey, Devlet Bahçeli çok ilginç bir siyaset yürütüyor son dönemde. Hükümete bakan vermedi. Dolayısıyla aslında AKP'nin takip ettiği politikaların hiçbiriyle kendini milliyetçi dış politika dışında özdeşleştirmiyor. Dolayısıyla yarın bir gün işte iktidarın iktisat politikası çöktüğü zaman ya da başka alanlarda eleştiri kaynağı olduğu zaman MHP kendini çok kolay buradan sıyrıltacak bir politika güdüyor. Fakat bakan almamakla birlikte bürokraside, özellikle emniyet içinde ve akademide giderek örgütlenmeye ve bu pastadan pay almaya başladı. Yani sayısız, yani farklı sektörlerden örnek verilebilir. Ben kendi sektörümden örnek vereyim. Ben tabii hani özel bir üniversitede ders verdiğim için hani böyle şeylerle hiç karşılaşmıyorum. Ama diyelim ki siz bir devlet üniversitesinde MHP'li bir akademisyensiniz.
ve 15 senedir marjinize ediliyordunuz. İşte doçentliğiniz gelmiyordu, doçentlik geldiğinde kadro çıkmıyordu, kadro çıktığında bölüm başkanlığı alamıyordunuz, TÜBİTAK fonu bulamıyordunuz falan filan. Bunların hepsi AKP'lere gidiyordu. Artık MHP'lere de gitmeye başladı. Ve birçok Anadolu'daki üniversitede, özellikle de Gülenci akademisyenlerin tasfiye edilmesi sonrası ortaya çıkmış boşluğu MHP tandanslı akademisyenler de doldurmaya başladı. Şimdi bunun iş dünyasından basına birçok örneği verilebilir. Ben size kendi sektörümden verdim. Dolayısıyla kesinlikle pay sağlıyor. AKP seçmenlerinden ziyade AKP kadroları bundan muzdarip. Çünkü atıyorum işte Gazi Üniversitesi'nde eğer bir MHP'li isim rektör olarak atanırsa AKP'li bir isim atanmamış demektir. Dolayısıyla AKP'nin kadroları şu an ciddi bir kaygı içinde. AKP seçmeni açısından da bence iki farklı dinamik oluyor. Bunun bir tanesi şimdi AKP tabii ülke genelinde oyalan bir partiydi. Ve aslında hangi bölgeye bakarsanız AKP seçmeninde profili biraz farklıydı. Mesela özellikle AKP'nin ilk 2-3 döneminde Batı illerinde AKP'ye oy verenlerin çoğunun bir merkez sağ gelenekten geldiğini görüyoruz. Güneydoğu'da birçok Kürt seçmeni AKP'ye oy veriyordu. Fakat işte Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da da koyu Türk milliyetçisi ve muhafazakar isimler AKP'ye oy veriyordu. Şimdi dolayısıyla AKP 3 farklı bölgede 3 farklı partiyle rekabet ediyordu. Batı'da merkez sağ, Güneydoğu'da Kürt hareketi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da da MHP. Şimdi AKP, MHP ile ittifak kurduktan sonra Kürt seçmenleri giderek kaybediyor. Batı'daki seçmenler zaten İyi Parti'ye geçti. Geri kalan seçmenler nezdinde MHP ile AKP arasında büyük fark yok. Aslında olan şey AKP'li seçmenlerin MHP'ye tepki göstermesinden ziyade AKP'li seçmenlerin bu ulusal güvenlik diskuru ve MHP ile olan ittifak nedeniyle giderek MHP'lileşmesi. Mesela Süleyman Soylu'nun popülaritesini bu kadar hızlı arttırmasının temel nedeni de bu. Süleyman Soylu tipik bir yeni Türkiye siyasetçisidir. Aslına bakarsanız Süleyman Soylu sekülerdir. Yani içki de içiyordur. Hiçbir İslamcı açıklaması yoktur. Fakat devletçidir, milliyetçidir ve AKP-MHP ittifakının politikalarına destek verir. Şimdi seçmen kitleyi, AKP seçmeni de Süleyman Soylu'ya yönelmeye başladı. Dolayısıyla AKP seçmenin profili değişiyor. AKP seçmenin tepki göstermiyor. Bence. Peki. Bir dakika. Yılmaz bir dakika lütfen. Oğuz sen el kaldırmadın. Vaz mı geçtin? Hayır. Yani Zoom'dan el kaldırmasını artık öğrensen de ya bu kadar konuşma yaptırdık sana. Bir özür dile bakayım önce buradaki herkesten. Ya sesini açmaya çalışıyorum. Sen kapadın mı sesini Oğuz? Tamam açık buyur dinliyoruz şimdi Oğuz. Nedeniyle. Şimdi önce Berk Bey'e teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok yavaş geliyor sesin Oğuz. Çok yavaş. Berk Bey'e konuşması için teşekkür ederim. Ben gazetelerde birkaç demecini görmüştüm. Bugün de toplantı öncesindeki o uzun makalenin yarısını okudum. Alınanı sonra okuyacağım. Dikkatle de dinledim. Önce dedenize bir saygı. Benim de hocam olan Durmuş Hoca'yı saygıyla almak isterim. Babanıza da burada yıllardır görmedim ama hep kibarlığıyla, nazikliğiyle tanıdığım benim hazırlık sınıfındayken son sınıfta olan Saffet ağabeyi de saygıyla selamlıyorum. Konuşmanızda bir vurguyu eksik buldum. Yani iktidarda kalmanın için uyguladıkları manipülatif yöntemler vesaire, onlara çok güzel değindiniz ama bunların derdi cumhuriyetle. Yani açıkçası İslamcı, şeriatçı bu bir iktidar bunlar ve cumhuriyetin kurumlarını bu anlamda yok ediyorlar, hesaplaşma içinler. Son Ayasofya'daki açılıştaki yapılan o soytörce konuşmalar, Diyanet İşleri Başkanı sıfatını taşıyan gerizekalının ettiği laflar, yani bütün bunlar açıkçası son derece ağır şeyler cumhuriyet açısından. Bu boyutta bir miktar eksik bıraktığınız analizinize gibi geliyor. Bunu tamamlayan bir şey de bunların politikaları sadece iç siyasette değil, bu şeriatçı politikalar. Bakın bugün Türkiye açıkçası Irak ve Suriye'de belli toprak alanlarında kendi egemenliğini kurmuş vaziyette. Aşağı iniyorsunuz Yemen'de Türk askeri varlığı, Türk istihbarat teşkilatlarının varlığı söz konusu. Kuveyt'e gidiyorsunuz, oradan Katar'a geçiyorsunuz. Katar'da 3 bin kişilik birlik. Sudan'a geçiyorsunuz, Sudan'da 100 askeri üs. Yukarı Libya'ya çıkıyorsunuz.
Oğuz, soruyu toparlayalım mı? Oğuz, araya giriyorum. Soruyu toparlayalım mı lütfen? Son cümle. Yani yeni Osmanlıcı, şeriatçı bir politika var. Bu içerideki uygulamalarla bir bütünlük taşıyor. Bunu vurgulamamakta özel bir neden mi var, yoksa nasıl yorumlamak istersiniz? Teşekkür ederim. Yok, hani bunu vurgulamamda özel bir neden yok. Hani zaten sunum süreminde biraz üstüne çıktım. Hani AKP'ye dair hani her şeyi üstünden geçmem, hani anlatmam zaman kısıtlaması nedeniyle çok mümkün değildi. Cumhuriyetle sorun olan iktidar dediniz, burada size katılıyorum. Tabii ki AKP nezdinde siyaset yapan birçok ismin Cumhuriyet reformlarıyla, Cumhuriyet kurumlarıyla sorunu var. Fakat herkesin yok. Yani dolayısıyla ben AKP'yi sadece şeriatçı bir parti olarak nitelendirmeyi çok doğru görmüyorum. AKP içinde bir şeriatçı isimler de var. Şeriatçı olmasa da İslamcı isimler var. İslamcı olmasa da muhafazakar isimler var. Muhafazakar olmayıp AKP'ye destek veren de çok isim var. Yani özellikle yani akademiden basına, oradan iş dünyasına birçok AKP'ye destek veren isim şeriatçı değil. AKP rejiminden nemalandıkları için destek veriyorlar. Yani işte Nihat Özdemir'den Cengiz İnşaat'a, ondan Ethem Sancağ'a, bunların hiçbirisi şeriatçı isimler değil. Ya da AKP yanlısı veya Erdoğan yanlısı açıklama yapan birçok gazeteci, siyasetçi. Yani bunların derdi şeriat değil. Dolayısıyla şeriat vurgusu üstünden bir analiz yapmak istemiyorum. Ama evet, içlerinde şeriatçılar da var. İçlerinde Cumhuriyet'le sorunu olan çok isim de var. Erdoğan bunların başında geliyor. Yani dolayısıyla hani belli oranda katılıyorum size, ama bence en önemli faktör burada o değil. Aslında Cumhuriyet'e yönelik zamanında çok eleştiri yöneltmiş birçok isim şu an AKP dışında kalmış durumda. Yani Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan, gerçi biraz daha ılımlı biri, ama Abdullah Gül'e kadar aslında çok koyu, siyasal İslamcı bir gelenekten gelen, Cumhuriyet'in birçok politikasıyla uzlaşmayan ve tepkili olan İsimler de şu an AKP'nin muhalefi. Hatta belki bir noktada muhalefet koalisyonuna da girebilirler. Yani dolayısıyla ben şeriatçı laik kavgasının yanlış olmamakla birlikte analizde yetersiz olabileceğini düşünüyorum. O nedenle çok aşırı vurgulamadım. Dış politika konusunda haklısınız. Yani biraz sunumumun konusu dışındaydı. O nedenle dış politikayı detaylı, yani dış politikadan bahsedemedim, ama haklısınız. Yani Türkiye şu an kendi bölgesinde bir güç savaşı yaşıyor. Burada yine ana hedefin şeriatçılık olmadığını düşünüyorum. Sadece işte başta Suriye olmak üzere Türkiye'nin askeri operasyon yürüttüğü bölgelerde Türkiye'ye destek veren grupların kimisi şeriatçı gruplar. Çünkü Türkiye sonuçta oraya ordusunu tam anlamıyla gönderemediği için yerel düzeyde savaşacak gruplar arıyor ve bunların kimisi şeriatçılar. Fakat pekala, özellikle mesela Libya'yla AKP'nin, ya Erdoğan'ın yürüttüğü siyaseti, Kemalist ya da kendini ulusalcı olarak nitelendiren birçok general de destekledi. Bunun içinde geçen tasfiye edilen Cihat Yaylacı da var. Hani dolayısıyla dış politikada İslami ögeler öne çıktı kesinlikle. Ve Türkiye İslamiyet vurgusu üstünden bölgesinde bir nüfus devşirmeye çalışıyor. Fakat aslında bunu daha metodik bir şekilde yapan Ahmet Davutoğlu tasfiye edildi. Hani o nedenle söylediğiniz şeye belli oranda katılmakla birlikte bütün bir resmi açıklayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence orada real politik bir kavga var. Türkiye'nin özellikle Libya ile olan ilişkilerinde, işte Doğu Akdeniz'deki egemenlik. İç siyasete yönelik bazı hamleler yapılıyor. Çünkü dış siyasette bir hükümet ne kadar çatışmaya girerse ülke içinde de ulusal güvenlik üstünden seçmenleri bir arada tutması o kadar kolay oluyor. O nedenle de biraz bu çatışmaların artırıldığını görüyoruz. Peki. Yılmaz Karadeniz, senin peki el sağlamanı kabul ediyorum. Ama sesini açman lazım, ama sıra sende değil henüz. Bu 1940 sorusunu takıldığımız Vahap zamanında biraz inatçı birisi olmalı. Bak şimdi, şöyle demiş, yine kendi de itiraf etmiş aslında. Genç arkadaşımıza çok teşekkürler. Amacım tartışmak değil, ama çok partili sisteme geçiş ülküsü Atatürk'e ait, İsmet İnönü'ye değil.
her görüşten ve inançtan her ulus, ideali de tam bir demokrat olan Atatürk ulu... Bir dakika, baştan. Her görüşten ve inançtan olan bir ulus, ideali de tam demokrat olan Atatürk'e aittir. Devrimlerin hayata geçmesi sosyal projeler ile olur, zor ile değil. Siz bu projeleri rafa kaldırırsanız her şey yarıda kalır demiş. Ben cevap vermeni, ben asla şey değil, bir soru değil bu. Bu Vahap'ın yorumu sormak, eklemek istedim. Tamam, bunu geçiyoruz. Teşekkürler Vahap. Yılmaz, 81 yaşında bir avukatım diye başlamayacaksan sorunu sor. Pardon, ben avukat değilim. Tamam hadi neyse, böyle diyeceksen. 20 sene evvel hukukçuydu ama hukuk olmayınca hukukçuya gerek yok onun tamam. için. Ben kardeşim yaşınızı bilmiyorum. Ben 81 yaşındayım. sizi zevkle dinledim ve bugün sizden çok şey öğrendim. Öğrendim. Bilmediğim çok şeyleri öğrendim. Ben Atatürkçü de değilim. Dikkat edin, Atatürkçü sonundaki ü harfi var ya, onu e yaptım. Ben Atatürkçeyim. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Yok, geliyor, fazla bile geliyor. Evet, gayet iyi. Fazla geliyor. Yok, hayır, fazla şaka kısmı. Bu yaşta, sizin yaşınızı bilmiyorum ama genç bir kardeşimiz olduğunu görüyorum. Onun için sunumunuzu keyifle, zevkle ve dikkatle dinledim. Bilmediğim çok şeyi de sizden öğrendim. Öğrenmenin sonu yoktur. Ölünceye kadar insanlar öğrenir. Öldükten sonra öğrenir mi, öğrenmez mi? Onu tatmadığım için bilmiyorum. Daha ölmedim çünkü. Şimdi çok tarafsız, yaşınız kaç bilmiyorum ama herhalde gençsiniz. 40'larda, 50'lerde bir yaşınız var. Bu bakımdan tarafsız, pardon, izahatlarınızın acaba bu hangi düşünceden, hangi taraftan, hangi cenahtan diye sormaya gerek kalmadan tarafsızlığınızı koruyarak çok güzel anlatmanızı yaptınız. Harika. Ben size teşekkür ederim. Bu genç yaşta bu olgun akademik tarafınız olduğunu zannediyorum. Çünkü akademik tarafınız olmasa bu tarafsızlığı ve bu gerçekle hakikat arasında bir fark var mıdır diye sorsam hemen cevabını verebilir misiniz? Gerçekle hakikat farklı mıdır, değil midir? Ben kardeşim size soruyorum. Sorun, ya Yılmaz sorun. Ama yok, ben onun istiyorsan geçelim artık Yılmaz. Sen yine peki. 81 yaşındayım dedin. Çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Ben kardeşime de teşekkürlerimi tamam. Ben teşekkür ederim Yılmaz Bey. Evet. Şimdi Uluç el kaldırmış. Uluç Gürkan nihayet. Epidir de katılmıyordu, el de kaldırmıyordu. Bekledik, ben de merak ettim. Buyur Uluç. Teşekkür ediyorum Cem. Katılmamamın gerekçesini biliyorsun. Biliyorum. Ben takılıyorum. Yani. Berk kardeşimize, değerli hocamız Durmuş Esen'in torunu, değerli kardeşimiz Saffet Esen'in oğluna çok teşekkür ediyorum. Ben de bunca yıl siyasetle meşgulüm, ilgiliyim. Çok şey öğrendim Yılmaz abimiz gibi. Bir merak bunları öğrenirken. Cumhuriyet Halk Partisi, uzun yıllardır bu konuda çalışıyorsunuz galiba Berk Bey. Cumhuriyet Halk Partisi sizden bu konuda bir sunum istedim. Yani bu sorunun cevabını aldıktan sonra bir başka sorum daha olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben birkaç defa hani bu kadar detaylı bir sunum yapmadım ama iki genel başkan yardımcısına bir de Kemal Bey'e birkaç defa hani toplantıda anlattım ama çok kısıtlı tabii zaman oluyor. Yani ben kendim CHP'li olduğum için
Hani ara ara bir temasım var ama detaylı değil. Keşke yani sizi dinledikten sonra daha detaylı dinlememelerini, o arzuyu duymamalarını doğrusu garipsedim. Sorum şu sunumla ilgili. Daha ziyade AKP'nin iktidara geliş sürecini iç dinamiklerle ağırlıklı olarak açıkladınız. Bu çerçevede özellikle 1980'li yıllarda bu Sovyet sisteminin çöküşü sonrasında ortaya çıkan Amerika'nın hegemonik yapısı sırasında Türkiye'ye biçilen İslam'a yeniden lider olma. Bunu Graham Fuller, Paul Henze ile ikinci cumhuriyetçileri Gülen oluşumunun nurculuk içinde çok desteklemişlerdi. Sonra sanıyorum yakından sizin de takip ettiğiniz Samuel Huntington'un Clash of Civilizations, Medeniyetler Çatışması teziyle Türkiye'ye biçilen öncülük rolüyle bir dış dinamik boyutu da Büyük Orta Doğu projesi kapsamıyla da ilgili olarak bir bağlantısını düşünüyor musunuz? Kuruyor musunuz? Evet. Dış proje olarak bu konuda görüşlerinizi almak isterim. Çok çok sağ olun Uluş Bey. Yani aslında ben AKP'nin nasıl iktidara geldiğinden ziyade AKP iktidara geldikten sonra nasıl otoriterleşti, yani nasıl ve neden otoriterleşti onun üstüne sunum yaptım. Dolayısıyla hani 2002'de seçimi nasıl kazandı onu çok tartışmamıştım. Sizin yani şimdi belli oranda katılıyorum bu sorduğunuz daya ama bence AKP o nedenle iktidara gelmedi. Şimdi evet, Amerika içinde bir grup saydığınız isimler ki mutlaka Amerikan Dışişleri Bakanlığı içinde de ağırlıklı olan bir grup. Türkiye'de ılımlı İslam'ın bir noktada iktidara gelmesinin Amerika'nın çıkarlarına uygun gelecek bir gelişme olduğunu düşündüler ve bu yönde yayın yaptılar. Ama ben AKP'yi bunun iktidara getirdiğini düşünmüyorum. Yani AKP'yi bence iki temel faktör iktidara getirdi. Ve ikisinin de Amerika ile alakası yoktu. Bir tanesi 2001 ekonomik krizi. Nitekim işte şimdi ekonomik krizin AKP'yi nasıl oy kaybettirdiğini tartışıyoruz. 2001 ekonomik kriz sonrası ki çok ağır bir krizdi. O dönem parlamentoda olan bütün partiler, özellikle iktidarda olan partiler silindiler. Şimdi o krizi Amerika yaratmadığı için ve krizi çıkma nedeni de AKP gibi bir ılımlı İslam Partisi'nin iktidara gelmesi olmadığı için, yani onu ben daha bağımsız, iç koşullardan ortaya çıkan bir gelişme olarak görüyorum. Diğer faktör aslında Koral Bey konuşmanın başında kendini anlatırken söyledi. Merkez sağ ve merkez sol cenaptaki bölünmeler. Yani şimdi 1994 yerel seçiminde Ankara'da CHP'nin ayrı adayla girmesini Graham Fuller sağlamadı. Yani Ali Dinçer'i aday gösterip %1 ya da 2 oy aldırtarak o seçimi kaybettiren, benzer bir durum İstanbul için de geçerli. Yine benzer bir kavga 1994-95 yani Refah Yol hükümetine giden süreçte Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in ANAP-DHP kavgası. Yani bunlar hep Türkiye'nin iç siyasetinden kaynaklanan gelişmelerdi. Dolayısıyla yani ben AKP'yi iktidara 90'lı yılların o kavgalı, parçacıklı merkez siyaseti ve onun yarattığı ekonomik krizin getirdiğini düşünüyorum. Nitekim böyle dinamikler gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşiyor. Yani bunu illa Amerika'ya işte Chavez'i de iktidara getiren ekonomik krizdir 90'lar sonunda. Ne bileyim Orban'ı 2010'da iktidara getiren 2008 krizidir. Ya gelişmekte olan ülkeler zaten periyodik olarak ekonomik kriz yaşarlar. Şimdi Amerika'ya ben bu kadar Türkiye'deki siyasi aktörleri çok zayıf gösterecek şekilde büyük önem atfetmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü aslında Amerika dış politika ajandası üstünden baktığımız zaman son 20 senede çok ciddi anlamda çuvallamış bir ülkedir. Afganistan'da başarılı olamadılar ve istedikleri yapıyı kuramadılar. Irak'ta tamamen çöktüler. Orta Doğu'da sahneyi önce İran'a sonra Rusya'ya kaptırdılar. Latin Amerika'da sol dalgayı engelleyemediler. NATO'da istediklerini yaptıramıyorlar. Avrupa Birliği ile aralarında ciddi bir uçurum var.
Çin'le rekabette son dönemde geri planda kalmış durumdalar. Amerika öyle dışişleri politikasını başarılı götüren bir ülke değil. Dolayısıyla hani DC'de düğmeye basıldı ve AKP iktidara geldi tarzı bir analiz yapmak istemiyorum. Ama Amerika içindeki bir grup AKP'nin ılımlı İslam çizgisini desteklediği, AKP'de sistem içinde kalabilmek için bunu kullandı. Dolayısıyla önemi sıfırdır demiyorum. Ama ana faktör krizdir. Merkez sağ ve soldaki bölünmedir bence. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Berk çok teşekkür ederim. Berk ben bir şey soracağım. Şimdi eminim bu sorular toplantıdan sonra ve de ben videoyu paylaştıktan sonra gelecek. Bu konuşmana en yakın bir kaynak ne olabilir senin? Mesela bir başka birisine yazdığım bir 18 sayfalık yazı var. BBC söyleşisi ona pek iyi bir şey değil. Yani nereden bu yaptığın konuşmaya ilişkin seninle bu görüşlerine ilgili refere edebilirler? Nereye gidebilirler? Nerede? Hangi kitaba bakabilirler filan? Yani aslında size gönderdiğim iki makalede biraz bu süreci anlattım. Bir evet, tanesi var. Evet. Yazdığım, size göndermiştim. İngilizce bir makale. Birikim dergisinde çıkan benim tek yazarlı bir Türkçe makalem. İkisi de sizde var. Yani tekrar gönderebilirim. Ama sanırım paylaşmıştınız Zoom grubunda. Evet. Bir de Medyascope'da bir uzun, yaklaşık bir saatlik yine buna benzer bir analiz yaptığım bir YouTube videosu var. Onun linkini size gönderebilirim. Çok memnun olurum. Bak iki etti yollayacağın. Yani sunumun ve o link. Hı hı. Tamam. İkisini ben şimdi not alıyorum. Hemen toplantıdan sonra size yollayabilirim. Tamam. Bu arada Saffet'e sen el salla. Saffet'in oğludur Berk. Saffet, sana da çok teşekkürler. Ara buluculuk yaptığın için biraz nazlandın ama onun için neyse. Şeyde Saffet de çok endişelendi. Çok geç kaldık. Listelerde adını göremeyince bugün Cem ben niye yokum, yok ya, yer yok mu falan. Neyse bir torpil morpil yer açtık ona. Bir yer bulduk sonuçta. Teşekkürler sana da Saffet. Evet. Ali Açan bir soru sormak durumunda. Ali Açan buyur. Bir dakika sesini açayım önce. Sen de açabilirsin. Ben açamıyorum. Ali açılmıyor galiba. Neyse konuşmayayım. Hadi açıldı Ali, tamam. Açıldı mı? Açıldı. Ya ben aslında soru sormayacağım ama çok teşekkür ediyorum. Oluç abinin dediği gibi, Yılmaz'ın dediği gibi çok kararlandım. Zaten ben belki öteden beri de takip etmeye çalışıyorum. Sağ olsun Saffet benim sınıf arkadaşım. Onunla haberleşiyoruz WhatsApp'ta. Berk'le ilgili bir şey olduğu zaman bana linkleri gönderiyor. Ben onları okuyup Saffet'le görüş alışverişi yapıyorum. Bu da fırsat oldu. Yüz yüze tanıştık. Mükemmel, sağ olun. Akademisyensin. Bunların devamını istiyorum. Cem sana organize ettiğim için. Bir de izin ver. İşte eski abilerimden Şerif abiyi görüyorum burada. Uluç abiyi gördüm. İşte sınıf arkadaşım Saffet'i gördüm. Onları Ali da görmek için hop, çok tamam, memnunum. Konuyu hepinize dağıtmayalım. Ali tamam. Konuyu dağıtmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum ve susuyorum. Tamam. Tamam. Oh tamam. Evet. Eğer bittiyse bütün şeyler, bakıyorum sorular, biraz sohbet edebiliriz. Hoş da oluyor çok. Ama gayri resmi olarak ben, fakat henüz herkesin sesini açmak için kalabalığız. Neslihan ayrılmış. O da Cenk'e teşekkür etmiş. Aramızdaki tek kadın oydu bugün galiba. Bakıyorum bir kalkmış. Şey var. Sallanan el, kalkmış bir el yok. İsterseniz yavaş yavaş kapatalım toplantıyı. Haftaya cumartesi belli olmuyor. Bazen bir konuşmacı var ufukta ama. Peki size şunu sorayım. Hani eskiden rüya tabirleri diye kitaplar çıkardı, biliyor musunuz? Bir psikoloğumuz var.
o rüya ve yani rüyanın psikolojisi sunumunu yapabilir. Böyle bir sunuma sadece ekranda şöyle baş parmak veya alkış kaldıraraktan bir, ama böyle de el sallamayın. Yani şimdi ben benimkini görebilecek misiniz bilmiyorum. Reaction'dan veya mesajdan, bakın ben baş parmak görüyor musunuz? Evet, Selahattin Onur da kaldırdı. Mehmet Özel de, Yılmaz peki. Tamam, bir Yılmaz 81 yaşında, ona göz yumuyoruz Yılmaz'a. Böyle el kaldırarak bir nabız yoklayalım. Rüyanın psikolojisi diye bir oturum yapsak, önden ben şöyle düşünüyorum. Gördüğünüz bir rüyayı yazılı olarak bana iletebilirsiniz. Ben onları psikoloğa iletirim. Orada da sorabilirsiniz ama bir kısmını ondan, bir kısmını o hazırlıklı olsun diye düşünüyorum. Böyle bir dakika, baş parmaklar çok çabuk iner. Daha ben kaldırın demeden kaldırmayın lütfen. Böyle bir oturum olsa önümüzdeki hafta katılır mısınız? Baş parmakları görelim. Güzel, yok. Fena değil. Fena değil. Mehmet Eken ters baş parmak mı yaptın sen, böyle mi? Hiç katılmam diyorsun, peki. Tamam. Yılmaz, sana sormuyorum. Turgay'dan bir yorum yok. Peki, neyse. Ne yapalım? Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Uluç el kaldırmış. Pardon Uluç, buyur. Şeyi ararken yanlışlıkla bastım. Tamam. Ters el kaldırmayı. Bak, aşağıda reaction, en altta siyah bir bant var ya, en altta. Reaction, tamam. Reaction'a bak, bir alkış var, el, bir de baş parmak var. Evet, tamam. Tamam. Peki, ben ev sahibi olarak suratınıza kapıyı kapamayayım. Berk sen de çıkma, biraz daha bekle lütfen. Herkesin ayrılmasını bekleyelim. Mehmet Özel sen de çıkabilirsin. Zaten bugün var mıydın, yok muydun belli bile değildi. Tamam. Ama sana yine de teşekkürler. Işık Gürol sormuş. Işık evet. Teşekkür etmiş Işık Gürol. Meslihan teşekkür etmişti. Böyle. Sen el sallama, daha gitmiyorsun bir yere Berk. Saffet sen gitsene oğlum, ne duruyorsun orada? Yok şaka, dur. Peki Atilla, teşekkürler sana da mesajından. İsteyen kalabilir aslında. Kısa bir sohbet edeceğiz. Yani gerçekten kimseden de şeyi yok. Yalnız şunu rica edeyim. Yani burayı hani okul grubu olarak görmeyin. Çok farklı kişiler var aramızda. Bunu söyleyeyim ve Feridun Duygulu Er nerede? O yok ortada. Ali İpek aramızda. Atilla Arıdoğan. Hasan abimiz burada. Şerif burada. Şerif sen arabamı kullanıyordu birisi. Anlamadım nasıl katıldın. Maskeyle falan yanılma. Şerif. Bu başka bir Şerif mi yoksa? Yok. Peki uyuyor Şerif galiba. Ben Berk sana bir sorum var. Şimdi artık iyice bir nüveyiz burada. Çekirdek kadro kaldık. 10 kişi. Sen ne düşünüyorsun? Katılımcılar ve Zoom'un genel oturum ve katılım olarak ne düşünüyorsun? Bizlere şöyle şöyle yapın diye bir görüş bildirebilir misin? Şu konu diye bildirebilir misin? İlgili alanları, soruları gördün veya genel akış açısından görüşlerini alabilir miyiz senin? Yani bence bu format güzel. Sizin bana gönderdiğiniz konu listesine de baktığımda hani çok farklı konuların olduğunu gördüm. Yani o yönüyle sadece tarih ya da siyasete bakmıyorsunuz. Hayır. Olabilir çünkü katılımcılar sonuçta çok farklı alanlardan geliyorlar. Yani her hafta eğer toplantı yapıyorsanız o belki yeni yorucu olabilir. Yani mesela kendi adıma sürekli bir Zoom toplantısı, ya dinleyici olarak gidiyorum ya konuşuyorum. Artık ben bayağı yorgun hissediyorum kendimi. Çünkü bir de eve sürekli hapsetmiş oluyor. Ama onun dışında bence bu format da çok güzel. Yani 2 saat, 2,5 saat konuşmacıya da zaman vermiş oluyorsunuz. Herkes de sorularını soruyor.
Yani ben beğendim. Çok da teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Teşekkürler. Evet, yorucu oluyor her hafta. Aslında bu hafta bir de iki tane vardı. Fakat güzel yani. Ben razıyım. Katılımcılar da destek veriyorlar. Sen şeyi gördü. Evet, sana ben yollamıştım. Bu 25 mi oldu nedir? O civarda. Çok değişik kişiler. Bu arada sen Uluç'u tanır mısın bilmiyorum. Uluç uzun 2002'ye kadar milletvekilliği yaptı. Tabii. Ve bir dönem Millet Meclisi Başkan Yardımcısıydı. Değil mi Uluç? Evet. Tamam. Cem, izin verirsen bu Amerika konusunda o günleri yaşamış. Rica ederim. AKP'nin iktidar geliş sürecini fiilen yaşamış biri olarak birkaç üzerinde düşünmesi değer bulursa konusunda birkaç vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de özellikle Atatürk'ün yerine Nurculuğu da esas alarak işte bu maalesef bazı akademisyenleri de devşirdiler, götürdüler Amerika'ya, Şerif Mardin gibi bizim hocamız. Bir program başlatmasaydı Türkiye'de iç dinamiklerde, örneğin bu sunum sırasında da kısmen kullandığınız yetmez ama evetçi takım, şimdi kendilerini bu aksaçlılar bildirisiyle meşrulaştırmaya yeniden çalışıyorlar. AKP'ye yani gerçekten önemli sayılacak desteği vermeyeceklerdi. Amerika'nın bu desteği olmasaydı ben inanıyorum ki 2002 seçimlerinde Sakıp Sabancı'nın, Hülya Avşar'ın yani toplumda bayağı popüler kişilerin AKP lehine destek mesajları gündeme gelmeyecekti. Yani AKP'nin iç politikada bütün o saydığınız nedenlerin ötesinde popülerleşmesinin çok uzun yıllar sonra ilk defa %30 bandını seçimlerde aşmasının temel etkenlerinden teki de yani Amerika'nın çizgisinde politika yapan, şimdi Amerika ile arası AKP'nin düştüğü için karşı çıkan bu yetmez ama evetçi, liberal mi diyelim, Uğur Mumcu'nun rahmetli sözüyle dönekli boşlar mı diyelim, o takımın desteği, bu arada popüler kişilerin desteği AKP'ye gerçekten çok şey kazandırdı. Yani bu konunun üstünde de düşünmeye değer diye yaşadıklarımdan bazı çıkarımlarım var. Yani tabii söylediğiniz isimler açısından doğru olabilir ama yani ben AKP'nin %34 oy almasını, işte Hülya Avşar'ın destek açıklaması... Hayır, sadece o demiyor. O noktaya kadar çıkmasını. Ama bir de hani şöyle düşünürsek şimdi Refah Partisi sanırım 94 yerel seçiminde zaten %21 oy bandına gelmişti. 95'te biraz daha onun üstüne koydular. 28 Şubat... 22 oldu. Efendim? Genel seçimde 20 nokta küsurdu. Evet. Şimdi bu 94-95'teki oy hatlarıydı. Şimdi onun üstüne 2001'de yaşanan çok büyük bir krizi düşünürsek, yani işte faizler çok arttı. Onunla birlikte enflasyon arttı. Döviz aldı başını gitti. İşsizlik oranı sanırım %25'e gitti. Şimdi böyle bir kriz sonrası ben parlamentoda, yani hükümette olmayan, test edilmemiş bir partinin zaten oy marjı yaklaşık %20'ler seviyesindeyken %34'e geçmesini çok şaşırtıcı bulmuyorum. Yani dolayısıyla hani Hülya Avşar bugün açıklama yapsa AKP'nin oyunu düşürebilir. Hayır, bugün yetmez ama evetçi dediğiniz isimlerin kamuoyunda ne kadar tanınmışlığı var. Bütün medyayı tutuyorlar. Yani ondan yani emin değildim. Hani Ahmet İnseller şeyler, hani bunlar bir entelektüel çevrede etkin insanlardır. Çok da hazretli. Ama ben AKP'nin seçim kazanmasını bunun üstünden okuyorum.
Bence çok daha sosyoekonomik nedenleri var. Şimdi teşhisi yanlış koyarsak ilacı da yanlış buluruz. Ben Amerika'ya bu kadar önem atfetmiyorum. Tabii ki yani bu yönde Amerika'da bir istek gelmiştir. Dediğim gibi AKP içinde de bir grup bunu kullanmıştır. Özellikle de ordunun baskısını daha az tutmak için. Ama o dönem şartlarında düşünüyorum. İşte mesela bir ara İsmail Cem'in işte YTP'si çok büyük bir rüzgar arkasında aldığı havası vardı. Çok fazla meşhur insanların o partiye desteği vardı. 0.5 oy aldı. Ama Kemal Derviş'in tekrar CHP'yi biraz öne çıkardı. Yani ben Amerika üstünden o kadar okumuyorum. Peki. Peki. Bu arada hepinizin sesi gürültü olursa arka planda birden ön plana çıkarsınız. Onun için sizler arka planda gürültü olacaksa sizler kendinizi sessize getirebilirsiniz. Evet, başka bir şeyler katkıda bulunmak, sormak isteyen. Bu arada Yılmaz Karadeniz, ben 81 yaşındayım deyip duruyorsun. Bak evet. Burada Hasan, bir dakika Yılmaz, hemen girme konuya yine. Hasan, bak görüyor musun, Hasan Fethullah Özelçi var. O kaba, ben şöyle bir bakışla bakıyorum, o sanki 84 yaşında falan gibi duruyor. Fethullah Bey, ne diyorsunuz? Kaç yaşınızdasınız? Ben 87 yaşındayım. Ya. Maşallah. Ya onun için haddini bil. Maşallah. Ya. Cem kardeşim. Bir kere bilmiyorum. Ben kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siyaset açısından çok güzel konulara değindi. Ulus Gürkan kardeşimin de siyasetteki tecrübeleri dolayısıyla hala aynı kanalda devam etmiş olmasını da siyasette ahde vefa konusu bakımından devam ettiği düşüncesiyle kabul ediyorum. Aslında dünya çok değişti hakikaten. Bugün 1923'lerin dünyasında yaşamıyoruz. Herkesin kapitalist olduğu bir dünyada sosyalizmin nasıl gelişeceği, ne şekle dönüşeceği gerçekten tartışma konusu. Ben kardeşimin dediği gibi Amerika'nın dünya siyasetinde kuruluşuyla ilgili olarak bazı sorunlarla karşılaştığı da bir gerçek hakikaten. Bugün Japonya'nın çok örnek bir toplum olarak birçok alanda gerek Çin'le kavgası, gerekse Amerika'yla kavgası, gerekse Avrupa Birliği'ndeki kargaşalar ve Batı'daki kavgalar. Ben gerçekten bir Eisenhower Fellow olarak 1974'te 4 yıl Amerika'yı ziyaret ettikten sonra bazı şeylerle karşılaştım. Amerika'da gerçekten Erdoğan'ı düşürmek isteyen bir grup var aslında. Fakat Erdoğan'ı destekleyen bir grup da var. Ve zannediyorum NATO Erdoğan'la çalışmaktan ziyade askerlerle çalışmayı tercih ediyorlar. O bakımdan Erdoğan'ın durumu da çok Fethullah abi durum. Çok teşekkürler. Sen de ama bir merhaba diyeyim. Fazlayı durmak bir belakta. Zannediyorum. Tamam. Yani bu konu çok güzeldi. Seni de tebrik ediyorum getirdiğin için. Fakat hakikaten yeni dünya düzeni ne olacaktır hepimiz merak ediyoruz. Tamam. Ben kardeşim ne der onda o. Tamam. Bu soru değildi. Sadece merakını anla. Tamam abi, teşekkürler. Sen sorunu doldurdun. Ben Feridun'a söz vermek istiyorum. Feridun, bakın sessiz sedasız duruyor orada.
benim yani aşağıda 10 fotoğraf var Ali Haçan Kayıp'ta. Berk'in altında gibi. Feridun Duygular. Ben de özellikle hakikaten son 2-3 toplantılara katılamamıştım. Fakat Berk'i dinlediğim için hakikaten hem öğrendim hem not tuttum. Ve büyük bir heyecanla da o iki makalesini muhakkak okuyacağım. Okurken farklı kalemler kullanırım. Kırmızı, yeşil, mavi filan. Önemli cümleleri bir anlamda kaçırmamak üzere. Benim söyleyeceğim tabii ki Cem sana böyle bir ortamı yarattığın için ve Berk'e de inanılmaz bir political analysis yaptığı için bize çok öğretici oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Feridun bize Kanal İstanbul oturumundaki konuşmacılardan biriydi. Peki, şimdi bak çok önemli Berk, bu giderek önem kazanıyor. Bir, seninle ilgili bana yollayacakların, yani ben bu kaydı paylaşıyorum. Bir, bu senin yazdığın yazı, bir tek başıma kaleme aldığım bir yazı var dedin, onu yollayacaksın. Bir onu yolladım ben size, o sizde var. Ne zaman? Ama yollamıştım. Daha önceden. Hı hı. Ben paylaştım mı onu herkese? Sen linkini yolladın onun. Yo dosya olarak yolladım. Paylaştınız diye hatırlıyorum ama bir daha gönderirim. Ama ya, o başka birisine eş başka birisi vardı. İki makale yollamıştım ben size. Peki. Ama lütfen yine yolla. Sunumunu yolluyorsun. Üçüncüsü. Üçüncü yollayacağım. Yani senin videonu paylaşıyoruz. O üç. Evet. Tamam. Yani senin iki tane var yollayacağın. Tamam. Peki. Çok çok teşekkürler. Uluç, son olarak sana veriyorum. Konuşma değil ama. Şu kartalı bize gösterdi. Beşiktaşlar bir sevinsin. Kucağına alıp. Hadi Uluç. Kimse... Var mı Beşiktaşlı? Harika. Bak, 80 milyon. Tamam, kartalları toplayayım. Bak Feridun da var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şerif de el kaldırdı. Ama Şerif, şu Uluç'unkini görelim. Hadi, görelim. Bu arada Berk evladım diyorum. Sizi tebrik ederim. Devamını dilerim. Bu teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Uluç kanatlarını görüyoruz. Uluç nerede Uluç? Hayır, dur. Topluyorum odadaki kartalları. Peki, Şerif'e söz verelim. Buyur Şerif. Şerif. Sesini aç Şerif. Açı. Onun açması lazım. Herkes sesi açık. Şerif açık. Evet Şerif buyur. Ha şimdi. Berk kardeşim gerçekten çok dolu bir değerlendirme yaptı. Biz arabayla yoldaydık. Ben onun için fazla konsantre olamadım. Eskişehir'den geliyorduk. Şimdi eve gelince geldim. Benim aklıma takılan şu, CHP'nin bir temeli altı ok var malum. Evet. Şimdi bu altı oku daha modern bir biçimde yorumlayarak o propagandalarının özüne oturtmak ne kadar doğru olur? Berk bu konuda ne düşünüyor diye merak. Bence bir CHP'nin altı oku tek parti dönemindeki daha devrimci politikasından çıkıyor. Zaten çok partili hayata geçirdikten sonra o altı oklarının her biri biraz kısıtlandı. Yani yakın zamana bakmaya gerek yok. Yani İsmet Paşa'nın genel başkanlığı döneminde mesela CHP devrimci bir çizgiden daha reformcu bir çizgiye geldi. İşte devletçiliği ortanın solu üstünden böyle daha reformist bir çizgiye getirdi. Aslında tarihi boyunca CHP hep o altı oku yeniden yorumladı. Yani günümüzde olan şey ilk defa bence o yönüyle kötü de değil. Tabii CHP'ye bugün, yani günümüzde 2020 yılında böyle bir büyük rol düşüyor. Yani nasıl 1920'lerde yeni bir
devlet inşa edip onun üstüne laik bir cumhuriyet yapısını ortaya koyduysa, şimdi benzer bir şeyi yeniden yapması gerekiyor. Yani evet, ortada bir devlet var, fakat devlet tamamen işgal edilmiş durumda. Yani işgal doğru bir kelime değil, fakat bütün kadroları tasfiye edilmiş durumda. Hiç yetkinliği olan fazla bir kadro bırakılmamış durumda. Dolayısıyla CHP'nin tekrar biraz meritokratik bir devlet yapısını inşa etmesi lazım. Onun yanında laikliği tekrar koruması lazım. Tekrar bir laik bir çizgiyi oturtması gerekiyor. Ve tabii demokrasiye ülkeye geçirmesi gerekiyor. Yani bence 6 oktan ziyade ben bu 3 hedef üstünden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir rol biçiyorum. Yani Türkiye'yi Erdoğan'ın otoriter yönetiminden tekrar demokratik bir çizgiye geçirmek, giderek içi boşaltılmış laikliğin tekrar ön plana çıkarılması ve düzgün, rasyonel, iyi işleyen bir devlet bürokratik mekanizmanın korunması. Yani ben 6 oktan ziyade bu 3'ü üstünden şey yapıyorum. Bunun için de CHP'nin seçim kazanması gerekiyor. Yani bence işte bu konuştuğumuz ittifaktır, ılımlı adaydır, merkeze kaymadır. Seçim kazanması gerekiyor. Çünkü eğer bir seçim daha Erdoğan'la geçerse, işte yani hepiniz takip ediyorsunuz, hepimiz fakirleşiyoruz. Zaman geçiyor, kadrolar daha da kötü hale geliyor. Bu girdaptan çıkmamız lazım. Bunun, yani ben CHP'nin bunu yapabileceğine inanıyorum. CHP'ye bu yönüyle tekrar bir tarihi rol düştüğünü düşünüyorum. Aynı 1920'lerde olduğu gibi. Peki. Arkadaşlar, ben bunu burada bitirmek zorundayım. Yani kalayım, siz yapın desem bu, ondan sonra evden çıkacağım, bunu convert edemiyor, çeviremiyor videoya. İzninizle ben, ama lütfen siz çıkın, beni zor şey kötü hissettirmeyin ben kendime. Cem, son olarak siz bir büyük kartal eksik. Çok teşekkürler Berk, özellikle sana ve Saffet'e. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Ben çok de çok olun, teşekkürler. Herkese iyi günler. Hadi bakalım Berk, gerçekten bekliyorum senden o belgeleri. Tamam. Feridun, sana da. Birazdan gönderiyorum. Oldu. Tamam. Uluç abicim, sana da kartalları. İyi günler. Tamam, anladım. İyi günler, iyi günler. Hadi kolay gelsin. Kartallarını al git. Sana da selam. Herkese abi diyorum da, Cem abi. Cem abiliği kabul etmediği için ona Cem diyorum. Diğerlerine tamam. Her zaman abiliğim ön plandadır. Cem, yalnız bir kartalı torunumu getiremedim. Burada yok. Torununun adı da Kartal. Evet, doğru. Hayret bir şey. Fakat bak, kanatların arasına şey da Atatürk'ü koy, geçeğini denk getirdin orada. Hakikaten tam getirdi ya. Evet. Bravo. Nasıl bir kompozisyon bu? Buluş. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Haydi. Tekrar teşekkürler. Çok Buluş, teşekkürler kartallarını tekrar. Al git. Güzel dilekleriniz için. Sağ olun. Hadi bakalım. Kapatıyorum. Çok çok teşekkürler tekrardan hepinize. Feridun, sana da. Hadi bakalım. İyi akşamlar.